İyi akşamlar sevgili seyirciler, Sivil Düşünce başlıyor. Tam kadro huzurlarınızdayız. Bu akşam gündemimizde neler var? Kısaca bir iki başlıktan bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri nihayet yapıldı. Obama ikinci kez başkan seçildi. Amerika'nın iç siyasetiyle ilgili boyutu bizi ilgilendirmiyor. Orta Doğu'yu ve bizi ilgilendiren boyutlarıyla bu seçim sonucu değerlendirilecek programımız içerisinde. Öbür taraftan cezaevlerindeki PKK'lıların açlık grevi devam ediyor. Şimdi BDP'liler de, bunların bazıları da açlık grevine başlayacaklarını ilan ettiler. Bu açlık grevi hikayesi nereye doğru gidiyor ve ne olacak konusunu biraz değerlendireceğiz. Öbür taraftan Suriyeli muhalifler Katar'da bir araya geldiler ve yeniden yapılanmaya başladılar. Bu konuyu biraz konuşalım. Rusya'da Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı Rusya Devlet Başkanı. Bunun bizi ilgilendiren boyutu var mı? Onu biraz konuşalım. Bordo Bereliler Kuzey Irak'a operasyon yaptılar. Bu operasyonla ilgili ilginç bilgiler geliyor. Bunu da değerlendirmeye çalışacağız ama önce Amerikan seçimlerinin, başkanlık seçimlerinin Amerikan dış politikası bakımından, Orta Doğu bakımından önemi nedir? Bir değişiklik olacak mı? Bölgeyi nasıl etkileyecek? Bu konuyla başlayalım istiyoruz. Hocam siz Romney'i mi tuttunuz, Obama'yı mı tuttunuz? Önce oradan başlayalım. Obama'yı tuttum. Çünkü öyle bir şey oldu ki Türkiye'de sanki mesela zannediyorum bu denli ilk defa oluyor. Bizim Türkiye'deki haber kanalları seçim başladığından sabaha kadar neredeyse canlı yayın yaptılar. Amerikan seçim sonuçlarını verir. Sanki Türkiye'de mahalli idareler seçimi veya milletvekili seçimi olmuş gibi dakika dakika seçim sonuçları verildi. Böyle olunca toplumda da Türkiye'de de bir taraf tutma kendiliğinden oluştu gibi sanki. Siz hangisini tuttunuz? Şimdi burada zaten konuşmuştuk bir programımızda. 3 ay önce herkes Obama'nın küçük bir farkla kazanacağı üzerinde hepimiz bir mutabakat sağlamıştık. Bakın ben bir dizi yazı yazdım İngilizce. Ben soruyu tamamlayayım mı isterseniz? Evet, yarım kaldı. Az önce de dediğim gibi Amerikan iç politikasını ilgilendiren boyutu bizi hiç alakadar etmiyor zannediyorum. Amerika'nın Orta Doğu politikasında farklılaşma olacak mı birinci dönemine göre? Türkiye'yi ve özellikle de İsrail'i ilgilendiren boyutuyla, çünkü İsrail Başbakanı gitti, Cumhuriyetçileri destekleyeceklerini açıkça ilan etti. Evet. Şimdi iç politikayı şu bakımdan Amerika'nın bizi de ilgilendiren dış politikası önem kazanıyor. Obama'nın kimliği üzerinden. Bir dizi yazı yazmıştım ben. Hüseyin ve Recep diye. Hüseyin Obama, Recep Tayyip. İkisi de toplumunun ötekisiydi. Ötekisi de dışlanan kesimlerin temsilcisi olarak siyaset sahnesinde öne çıkmışlardı. Bir takım benzerliklere dikkat çekmiştim. Ve ilginçtir, Amerika'da bugün Obama'nın temsil ettiği demokratlarla Romney'in temsil ettiği cumhuriyetçiler de Türkiye'deki AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi benzerliğini taşıyor. Altlarındaki taban itibariyle, evet. Daha yüksek tahsilliler, işte daha orta ve üst sınıf, daha yaşlılar bakımından. Obama zafer konuşmasında olağanüstü bir şey söylüyor. Çoğulculukla çoğunlukçuluk arasındaki farkı vurgulayan. Diyor ki mesela bizim diğer tüm ülkelerden daha fazla servetimiz var ama bizi zengin yapan bu değil. Tarihteki en kuvvetli orduya sahibiz ama bizi kuvvetli yapan bu değil. Üniversitelerimize, kültürümüze tüm dünya imreniyor ama dünyanın bize gelmelerine sebep olan bu değil. Amerika'yı sahip yapan dünyadaki en fazla çeşitliliğe sahip bir millet ve bu bağları yaşatıyor ve geleceğe taşıyacak demokrasiyi besleyen değerler haline getiriyor diyor. Şimdi bu çok önemli. Yani hepimizin, bütün demokratların ve demokrasiye heves edenlerin üzerinde durması gereken şey bu. Şimdi bir düşündüm, bizim siyasal kültürümüzde farkı ne var diye.
ne mozaiği ulan beton beton hani zihniyeti var ya, hala beton zihniyetini büyük ölçüde taşıyoruz biz. Yani o ben mozaik diyemeyim ama bizim ebruli bir toplum olduğumuzu inkar etmek için biz hep tek renge boyamaya çalışıyoruz ve bu tek rengi de hep güç tekelleştirmesi üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Bak bugün bile anayasa yapımında yeni bir şey takdim edildi. Başkanlık sistemi. Bir anda şey kaynarken, aş tenceresi kaynarken üzerine su döküldü. Hep güç tekelleşmesinin peşindeyiz. Halbuki bu çoğulculuktan yani bir şey çıkarabilsin. Başkanlık sisteminin önerilmesi güç tekelleşmesi anlamına mı geliyor? Çünkü az önce hoşunuza gittiğini söylediğiniz Amerika'da da başkanlık sistemi var. Ama nasıl bir başkanlık? Ben öyle bir başkanlık sistemi getireceklensin derhal oyumu veriyorum. Ha, Türkiye'de önerilen daha farklı bir başkanlık. Bizde kuvvetler ayrılığı diye bir şey yok. Kuvvetler birliği var. Bir. İkincisi. Önerilen şey de mi? Yani kuvvetler birliği Türkiye'de her zaman olmuş mu? Onda da var. Aksine bir şey yok zaten. Evet. Neyse. Başkanlık sistemine girmeyelim. Girmiyoruz. Şimdi bu kimlik üzerinden işte arkasında zencilik var, Müslümanlık var, Kenyalı bir babanın çocuğu olmak var. Yani bir dünyalı kimlik söz konusu. Böyle katı Amerikalı, dünyaya karşı bir Amerikalı değil. Dünyayı temsil eden bir Amerikalı. Obama için söylüyorsun. Obama için söylüyorum. Evet. Şimdi bu dış politikaya da yansıyacaktır. Zaten bir ölçüde yansıdı. Biliyorsunuz Kahire'de yaptığı konuşmayı Müslüman dünyasıyla anlayış üzerinden, birbirini anlama üzerinden bir işbirliği teklifi bugün de olacaktır. Ve dikkat ederseniz Amerikan Cumhurbaşkanlarının hemen hemen hepsi İsrail'e büyük tavizler vererek ve İsrail yandaşı görünerek hep iş başında kalmışlardır. Obama İsrail'e gitmemiştir. Gitmeyen nadir şeylerden biridir. Başkanlardan biridir. O yüzden Arap alemini, Müslüman alemini hiç olmasa kazanabilmek, karşısına almamak için Amerika'nın İsrail'le bir denge politikası yürütecektir. Ve İsrail'in tek başına maceracılık yapıp Amerika'yı da sonradan arkasından gelmeye mecbur edecek biçimde İran'a askeri bir müdahale yapması için elinden geleni yapacaktır. Yapmaması için. Dikkat ederseniz Suriye'ye karışmamasının bir nedeni işin içinde Çin'in, Rusya'nın olmasının dışında bir de bölge ülkelerini karşısına almamak gibi. Müslüman ülkeleri daha almamak gibi bir şeyi vardı. O yüzden bu devam edecek diyorsunuz. Belki daha da güçlenerek. Bu devam edecektir. Bir de Obama savaş çıkarmak istemiyor. Dikkat ederseniz Irak'taki kuvvetlerini çekti. Afganistan'dakini çekmek istiyor. Pentagon Afganistan'da 10-12 binlik bir özel kuvvetler bulundurma isteğine rağmen, isteğini belirtmiş olmasına rağmen çekmek istiyor. Yani artık Amerika'nın gücünü, hem ekonomik gücünü hem askeri ve siyasi gücünü biraz yoğunlaştırmak istiyor. Bu yoğunlaştırmada Çin'e karşı, yani Çin'in tehdidine demesen bile rekabetine karşı biraz Asya Pasifik'e kaydırmak istiyor. Orta Doğu'nun da belalı sularına pek girmek istemiyor ve buradaki istikrarsızlığı da dengeleyecek bir takım şeyler yapmak istiyor. Amerika'yı Orta Doğu'da daha yapıcı bir rolde görebiliriz. Yani şu, kısaca şöyle denilebilir mi? Obama ikinci döneminde Müslüman ülkelerle daha ılımlı, daha iyi ilişkiler kuracak. İsrail'le olan ilişkisi de daha mesafeli hale gelebilir gibi bir şey söylenebilir mi? Evet, sizin tahmininizle yeni dönemle ilgili Orta Doğu'da Amerika nasıl bir politika izleyecek ve özellikle de İsrail-Amerikan ilişkileri bağlamında neler söylenebilir? Var olan çizgisini biraz daha belirgin hale getirecektir Obama. Değişim çizgisini ve bölgedeki İslam dünyasıyla barışma yönündeki adımlarını. Var olan çizgisini daha belirgin hale getirmesi artık son dönemi ve bir daha seçime girmeyecek. Gelmeyecek, evet. Dolayısıyla seçim beklentisi olmayacağı için de gerçek düşüncesini daha hayata geçirmeye çalışabilecek. Ve lobilerin desteğini bir daha ihtiyaç duymayacağı için daha radikal davranacaktır kendi politikalarını uygulama konusunda. Dolayısıyla İsrail'e karşı eli biraz daha serbesttir, serbest olacaktır. Ve beklenti de gerek Türkiye'deki beklenti, gerekse bölgedeki beklenti ABD'nin daha hayır hak, daha barıştan yana,
daha bölge ülkelerinin politikalarına yakın bir çizgi izlemesinden yönedir. Kaldı ki bu beklentiden de öte kendi konuşmasında da var. 10 yıllık savaş sona eriyor diye bir cümlesi var orada, seferberlik bitiyor diye teşekkür konuşmasında. Bu 10 yıllık savaş dediğimiz zaman işte 11 Eylül'deki gelişmelerden sonra Afganistan ve Irak'taki işgali hemen hatırlayabiliriz. Bu sona eriyor, yani buradan çekiliyoruz diye. Zaten Bush döneminden itibaren çekilmeye başlayan, burada mağlup olan, kaybeden bir Amerika'yı görüyoruz. Bir akıllı ricat, düzenli bir geri çekilişi gerçekleştirebilir ise bölgedeki çıkarlarını daha çok sağlayabilir. Nasıl sağlar bölgedeki çıkarlarını? Türkiye, Mısır gibi yeni bölge ülkeleriyle ortak davranırsa, onların çıkarlarıyla paralel hareket edebilirse, onlara biraz daha saygılı davranabilirse bu olur. Özellikle İsrail politikasını değiştirmek zorundadır. Bu konuda adım atacaktır. Filistin'in giderek devletleşmesi yönünde adım atması gerekir. Bunlar bekliyor ve Suriye konusunda da meşruiyet, uluslararası meşruiyetin sağlanabileceği, özellikle uçuşa yasak bölgenin, güvenli bölgenin oluşturulabilmesi gibi konularda ya da muhalefetin desteklenmesi konularında biraz daha uluslararası meşruiyetin sağlanabileceği adımları atması bekleniyor. Ki bu konularda da adım atacaktır. Kaldı ki ABD politika olarak Obama'da Orta Doğu'da ilgisini giderek Asya Pasifik'e doğru çekmektedir. 10 yıl içerisinde bütün kuvvetlerinin, dünyadaki deniz kuvvetlerinin 1/3'ünü bu bölgeye taşıyacak. Bunun karşısında da Çin Komünist Partisi de 8 Kasım'da kongresini yaptı, yeni liderini seçti. O da Mart'ta görevi devralacak ve 10 yıl ülkeyi yönetecek. Onlar da ister istemez bir askeri harcamalarını artırıyor. %10 arttırdı geçen yıl, bu yıl da arttıracak. Dolayısıyla bir bilek güreşi Amerika açısından Çin'le Pasifik'te, Asya'da gerçekleşecektir. Bu bölgelerde rahat edebilmesi, bu bölgelerin asli unsurlarıyla, halklarıyla daha hayır hak, daha barışçı bir yola gelmesiyle mümkündür. Bunun da yegane geçiş yolu İsrail politikasını değiştirmesidir. Ben Ocak'ta galiba İsrail'de seçimler var. Orada seçimlerde de Netanyahu'nun kaybedeceği kanaatindeyim. Bu zaten olur ise o politikanın değişimi... Onlar ittifak yaptılar yalnız. İki veya üç parti İsrail'i zannediyorum. İttifak yaparak giriyorlar. Seçim işbirliği yaparak giriyorlar. Ne olacak göreceğiz. Sedat Bey'e geçelim. Netanyahu'nun Amerika'ya gidip Romney'i açıkça destekleyeceğine dair açıklama yapmış olmasına rağmen Amerika vatandaşı olan Musevilerin %60'ından fazlasının Obama'yı desteklediği belirtiliyor. Burada nasıl bir sonuç çıkarılabilir ve az önceki soruyu size de yöneltmiş olalım. Amerika'nın Orta Doğu ve İsrail politikasında bir değişiklik olur mu veya ne yönde olur? İlk sorunun yanıtı çok net. Aslında bu seçim pratiği bir şey gösterdi. O bildiğiniz Amerika'daki sermaye hakim olan Yahudilerin ya da Yahudi lobisinin istediği Amerikalı başkan seçti, istediği Amerika'yı istedikleri gibi yönettiği işinin olamadığı en azından bu sefer için net bir şekilde ortaya çıktı. Obama'nın seçilmesiyle Obama İsrail konusundaki tavrını net ortaya koymuştu. İsrail de Amerika'daki seçimler konusundaki tavrını ortaya koymuştu ama hocamın dediği gibi Amerika'nın ötekileri, işte Latinleri, Zencileri, Afrikalıları, Afrikanoları Obama'ya destek verdiler. Kendilerini Obama politikasında daha güvende hissediyorlardı. Obama da zaten yaptığı teşekkür konuşmasında kendisine çok eleştirilen, hatta seçim kaybetmesinin neden olacak sağlık reformunu savundu. Özel bir örnek üzerinden, yani bizim gazetecilikte çok yaptığımız, habercilikte çok yaptığımız bir insan öyküsü üzerinden sağlık reformunu anlattı. Çok duygusal bir öyküydü. Bu demek ki Amerika'da kriz sonrasında seçimleri etkileyecek şöyle bir sınıf oluştu. Orta sınıfın altında bir sınıf oluştu. Yani bu sağlık reformundan medet uman, bu sağlık reformunu destekleyen bir sıkı bir seçmen kitlesinin içinde barındıran bir sınıf oluşturdu ve Obama'yı politik kaygıların ötesinde bu sınıf iktidara taşıdı. 50 milyon küsur kişi. Bu sınıf yani önemli. Bence o tarafından da bir bakmak lazım. Abi bu sınıfı bir politik olarak bir merkeze konumlandırabilir misiniz? Ya da tanımlarken bunların önüne politik bir sıfat koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Aynı bizim işte Avrupa'da Yeşiller Partisi'ne, Sosyalist Partilere oy verip Türkiye'ye gelip Muhafazakar Partilere oy veren kitleler gibi. Çünkü orada kendi sıkıntılarını, sorunlarını çözebileceklerine inandıkları siyasi yapı o. Ama o siyasi yapı bunların
siyasi kimliklerini ifade etmiyor ya da ona karşılık gelmiyor. Şimdi Amerika'da da böyle bir sınıf var. O sınıf görüldüğü kadarıyla, yani o Amerika'nın uluslararası politikalarından çok ilgili değil bu sınıf. Bu sınıf daha çok kendi yaşamlarıyla, pratikleriyle ilgili bir sınıf. Obama'yı birazcık bunlar seçtiler. Onlar ilgili değil ama onların oy vererek seçtirdiği kişilerin dünya politikası bütün dünyayı etkileyebiliyor. Bizim ülkemizde de niye konuşuldu diye bir girişte cümle kullanmıştın. Bu medya takip merkezinin aylık yayınladığı raporlar var. Ben de alıyorum bunu, işte okulda öğrencilerle paylaşıyorum. Beşinci siyasi kişilik, yani Türkiye'de en çok konuşulan ya da en çok haberi çıkan beşinci siyasi kişilik hep Obama oluyor. Niye Obama oluyor? Sadece aday olsa kazanır diyorsun. İyi bir noktaya gelir yani. Ama bu sadece Türkiye'nin meselesi değil, dünyanın meselesi. Yani tüm dünyadaki zenginliklerin, paranın %25'ine, yani dörtte birine hakim olan bir ülkenin başkanından söz ediyoruz. Yani o küreselleşen dünyada küreselleşme tarifi yapmak lazım zaten. Yani bir markete gittiğiniz zaman New York'taki markette satılan ürünleri alma olanağına sahipseniz bu küresel bir dünyadır. Ya da işte internet üzerinden siz Amerika'daki insanla herhangi bir engelle karşılaşması sıksızın bir iletişim kuruyorsanız böyle küresel bir dünyadasınız. Ve küresel dünyada tüm dünya zenginliklerinin %25'ine, dörtte birine sahip olan bir ülke sizi ilgilendirir. Herkesi ilgilendirir. Çünkü seçim sonuçları, hani bizim kadar tabii insanlar bu işi çok irdelemiyorlar, sorgulamıyorlar. Amerika'yı Obama seçirse ne olur, işte muhafazakarlar gelirse tekrar savaş çıkar mıyı? Çok sorgulamamalarına rağmen ilgi çekmelerinin ya da ilgilenmelerinin kökeninde bu ekonomik güç yatıyor. Orta Doğu konusuna gelirsek, yani sonuçta bir 4 yıllık Obama dönemi yaşadık. Yani ben çok farklı bir şey beklemiyorum. 4 yıllık Obama dönemi neydi? Şuydu. Bush'un başlattığı savaşları yavaş yavaş harını düşürmek. Yani bitirmek kolay bir iş değil. Çünkü Amerika sonuçta ekonomisi, savaş ekonomisi üzerinden dönen bir ekonomi. Bir anda siz savaşları bitirirseniz... Bir de başkanından ibaret de değil. Yani başkan istese bile güç yetiremeyebilir. Bu Obama'nın bu dönem seçilmesi birazcık onları, çünkü Romney'den yana o silah sektörü çok açık yıllardır açık destek veriyor zaten muhafazakarlardan yana. Yani muhafazakar başkan adayları aynı zamanda Amerika'nın silah distribütörleri. Yani başkanlar için söylüyorum bunu. Yani gittikleri ülkelere silah pazarlayan ülkeler. Yani Obama'da bunu göremiyoruz. Olsaydı zaten 6 ayda bir İsrail'e gider gelirdi. Hiç gitmemiş olması da bundan olmadığını gösteriyor. Bu dönem dünyada bir şey değişecek. Yani bu Orta Doğu merkezli bir dünya muhtemelen değişecek, farklılaşacak. Yani Orta Doğu'da artık egemenler ya da egemenlerin önderi konumundaki Amerika'nın bunun mevcut durumun üstünde bir şey yapacağını ben çok beklemiyorum. Oradaki İsrail'e Obama da olsa doğal müttefikidir. Nitekim seçimlerden önce İsrail vurgusu yaptı. Yani Türkiye'den, Suriye'den daha çok İsrail vurgusu yaptı. İsrail'le müttefiklik üzerinden uluslararası ilişkilerdeki yeni politikasını anlattı. Orta Doğu'da İsrail'le eski ilişkileri mutlak sürecektir Amerika'nın. Yani buradan şu sonuç çıkmasın. Obama geldi, muhafazakarlar kaybetti. İsrail artık Amerika'da istediği desteği bulamaz diye bir şey sadece yok, değil, gerçek açıdan, de değil. Ya eskiden kayıtsız şartsız İsrail'e bir destek vardı. Bu kadar olmayacak. Eskisi kadar olmayacak gibi görünüyor. Bu anlamda sordum ben de. Şudur, yani sanki eskiden politikayı İsrail çiziyor, Amerika arkasından geliyor algısı vardır. Yani şimdi birazcık eleştiriyor Amerika. Ona bakmak lazım. O da bir aşamadır tabii ki. Yani o kayıtsız şartsız desteğin sürdüğü kanaatindeyim ben ama artık İsrail'i eleştiren bir Amerika var. Yani gerektiği zaman en azından eleştirme potansiyelini gösteren bir Amerika var. Bu Orta Doğu'daki İsrail üzerinden Orta Doğu politikaları tamamen sürecektir ama eskisi gibi işte Irak'tı, İran'dı. Hani İran'a politik olarak ya da diplomatik olarak abanmaya devam edecek. O klasik politikasını sürdürecek ama Orta Doğu coğrafyası artık belki Amerika'nın istediği kıvama geldi. Yani oradaki kendi iç dinamikleri birbirleriyle savaştığı sürece Amerika buraya direkt müdahil olmayacaktır. Yani Suriye'de bunu net bir şekilde görüyoruz. Suriye politikası Türkiye-Amerika ilişkileri açısından yeni bir döneme girecektir muhtemelen. Çünkü Obama döneminde Türkiye Suriye ile ilgili ne söylediyse doğru çıkmadı, yanlış çıktı. Artık Suriye meselesinde Obama yönetiminin Türkiye'yi kale alacağını, dikkate alacağını ben sanmıyorum, ihtimal vermiyorum. Diyorsunuz. Kaydı zaten, yani muhalifler artık, Suriye'deki muhalifler artık neyse. O konu ayrıca konuşacağız, öyle midir değil mi? Yani burada bir saptama yapayım, geçeyim peki. Bir cümle ekleyeyim.
Hocam beni destekleyecek seçim, yok seçim biraz farklı bir şey söyleyeceğim. Seçim sırasında İran'a ilişkin, sen İran'la ilişkili bir şey söylemiştin ya, onu tamamlayıcı. İran'a ilişkin iki cümle söylendi. Her biri iki adayın ağzından. Obama'ya göre İran'ın nükleer silah yapmasını engelleyeceğiz dedi. Romney ise İran'ın nükleer silah yapma kapasitesini kazanmasını engelleyeceğiz. Bu çok önemli orada bir şey. Orada saldırgan yani, bir şey. Kaynakta tevkif etmek diye bir şey var yani. Bu da işte dış politika şeylerini gösteriyor. İşte Sovyetler için ne dedi Romney? Stratejik düşmanımızdır dedi. Yani birinci düşman Rusya'dır dedi. Şimdi Rusya'yı da karşısına aldı. Çünkü savaşmak istiyorsanız düşmana ihtiyacınız var. Yani evet. Obama'da dalga geçti onunla. Obama mesela böyle düşünmüyor. Daha barışçı bir dünya. Şimdi bu Amerika merkezde tartışırken tabii ki İran konusunda İsrail'le aynı düşündüklerini ama yöntem konusunda çok farklı olduklarını biliyoruz Obama yönetiminin. Yani Obama yönetiminden ya da Amerikan yönetiminden birazcık destek alsaydı İran, İsrail bugüne kadar 3-5 tane füze göndermişti oraya. Yani Orta Doğu'daki o kaynayan kazana bol miktarda odun atardı İsrail. Obama'dan burada bir ABS'si tabii ki İsrail'in, ona da bakmak lazım ama Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya yani Çin'e doğru odağını kaydırmasının Amerika'nın kökeninde biraz ekonomik nedenler yatıyor. Amerika'daki ekonomik krizi aşabilmek için Çin'le ekonomisinin ya da üretiminin yarışması gerekiyor. Ama Çin'deki üretim maliyetlerinin, Amerika'daki üretim maliyetlerinin onda bir olduğunu düşündüğünüz zaman işçi bunun, maliyeti 17 maliyeti, 2 dolar 34 dolar gibi 17'ye 2 işte hemen hemen 10 misline tekabül ediyor. 17 kat yok. 17 kat. 2 dolar Çin'de işçi maliyeti 34. Şeyde i̇şte 17 Amerika'da 34 dolar. Amerika'da bir alışveriş merkezine gidip bir Amerika'dan bir şey alayım dediğinizde hepsini aldığınız Çin, şeylerin hepsinin Çin malı olduğunu. Türkiye'de farklı değil. Şimdi bunlar rekabet etmesi lazım, evet. Amerika ekonomisinin. Bunlar nasıl rekabet edecek? Doğal yollarla. Yani o kendi Amerika'nın tüm dünyaya ihraç ettiği liberal bir ekonomik modelle müdahale edemez. Bu nedenle hani Çin'e direkt dalmasa bile tırnak içinde söylüyorum. Uzak Doğu'ya yönelik muhtemelen yakın dönemde biz Orta Doğu'yu konuştuğumuz gibi Uzak Doğu'du. Belki Orta Asya'yı bir konuşmaya başlayacağız ve bunun merkezde Çin olacak, politik olarak Çin yani olacak Çin'i, ama Amerika bundan sonra Çin'i dengelemek için daha farklı bir dış politika izleyebilir diyorsun. İçin doğru şu var. Çin, askeri tehdidini Çin'e karşı arttırırsa Çin'in kaynaklarının çoğu ekonomiye değil askeri sanayiye gidecek. Askeri harcamalara gidecek. Anlatabiliyor muyum? Yani böylece %10 arttırdı, şimdi %20 arttıracak. Kaynakları kaynakları. Ama Amerika'nın da kaynakları askeri yatırımlara gidecek. Bir sürü yerden kesiyor ama. Yani bir sürü yerden kesebildi. Peki, bu ayrı bir konu. Çok uzatmayalım. Teşekkür. Bir de şu rekabet edebilmek için Obama'nın sözü var. Taşeronluğa biraz şey getirecek, engel getirecek. Engel getirecek. Bir outsource yapmayacak yani kendi Hindistan ve Çin için. Neye engel getirecek? İmalatının, işte konsantre gibi şeyler hep oradan oluyor da onun ötesinde de işte otomotiv sanayinden tut pek çok aramala kadar Çin'de üretiliyor. Hı. Oradan gelip Amerika'da buna biraz engel koyacak, gümrük duvarı koyacak muhtemelen. Dolayısıyla bu Çin ekonomisi için ve Hindistan için de zarar. Onlar şimdi hop oturup hop kalkıyorlar. Ufacık bir yani zaten ediyor. Amerika oradaki emek yoğun sermayesini kaldırırsa o ülkelerin yapacak bir şeyleri kalmıyor. O ülkelerde bir dönem sonra Orta Doğu'daki ülkeler gibi terör ihraç etmeye başlayacaklar. Ya da ne bileyim gayrimeşru yollara ne yapacaklar? Yani ekonomik Hindistan elindeki, Vietnam'ın elindeki, Kamboçya'nın elindeki Amerikan menşeli üretim mallarını aldığınız zaman buradaki insanlar neyle geçinecekler? O tarafından bakın. Yani Amerika burada çok stratejik bir hamle yapma hazırlığında gibi geliyor bana. Peki. Tamer Korkmaz'a soralım. Ne olacak? Obama ne yapacak Orta Doğu'da? Obama daha pragmatik bir yönetim tarzı uygulayabilir veya en azından bizim beklentimiz bu. Bu pragmatik yönetim tarzı uygulanırsa bu Amerika'nın da işine gelebilir. Bölgede ki ülkelerinde işine gelebilir. Bu çerçevede şöyle bir sembolik örnek vereyim. Obama'yı bu kampanyada destekleyen sürpriz bir isim vardı. Colin Powell. Resmen açıkladı Colin Powell. Cumhuriyetçilerin yani Bush'un Dışişleri Bakanı. Powell zaten Obama'nın başkanlığı döneminin başından itibaren ona danışmanlık yapan. Evet, ama bu bizim buradaki siyasi bakış açımıza hiç uymayan bir şey ama bunu Cumhuriyetçilerden gelen bir adam. Siyahların
dayanışması diye bakmıyorum ben bu konuya. Bu başka Condoleezza Rice da. Evet. Hatta bu pragmatik politika ile ilgili. Condoleezza Rice'in evet. Şu anda Obama hükümetinde Obama geldiğinde pozisyonda. Cumhuriyetçilerle şimdi, birlikte çalışma kararı aldı. Bu neden böyle bakın? Bazı yani. Bakanlıklar ona verdi. Evet. Bu politika şimdi bu şununla ilgili. Bu şununla ilgili bir şey bakın. Bunu ben demokrat cumhuriyetçi diye ayırmadan pragmatik ya da saldırgan diye bir daha geniş bir çerçevede ele alayım. Çünkü daha iyi algılanabilir bu. Şimdi bu pragmatik politikalar hem bölge Orta Doğu için hem Amerika'nın menfaati için hem dünyanın menfaati için ortak bir noktada buluşabilir. Bunun en iyi örneği Kennedy'ydi. Kennedy pragmatik politikaların dünya barışının önünde yegane bir isim olarak yegane bir Amerikan başkanıydı ve o yüzden zaten Amerikan establishment'ı biletini kesti. Yani standart sapması en yüksek başkandı. Kennedy deyince Sedat Bozkurt'un önünde bir liste var. Bugün ne oldu? Konusunda. Bugün başkan seçilmiş. Hatırlat istersen. 52 tamam. Yıl önce bugün başkan seçilmiş bugün olması olmuş, lazım. Tarihte bugün ne olmuş? 9-11-1960 Kennedy başkan. 9 Kasım 1982 Milli Güvenlik Konseyi ve Kenan Evren Cumhurbaşkanı anayasa kabul ediliyor. 9 Kasım 1989 Turgut Özal Cumhurbaşkanı oluyor. 9 Kasım 1989 Berlin Duvarı yıkılıyor. Evet. Bugün dünyanın en önemli politik işi oldu. Şimdi günler. Ve 9 Kasım'da Kennedy sivil mesela, Kennedy Vietnam'dan çekilme kararını Robert McNamara'nın raporu sonucunda aldı. Bu çekilme kararını aldı ama 55 gün sonra öldürüldü. En ilginç örneklerden bir tanesi. Şimdi Obama'nın bu pragmatik politikaları da kendisini hedef yapabilir mi yapamaz mı o ayrı bir tartışma konusu. Ama biz bu fırsatı dünya barışı içinde bölgedeki işlerin daha düzgün gitmesi için iyi bir fırsat olduğunu görüyoruz. Bakalım uygulanacak mı uygulanamayacak mı bunu bilemiyoruz. Şimdi burada bir örnek verelim. Sedat silah tüccarlarından bahsetti. Çok önemli. Romney 700 milyar dolarlık silah harcamalarını 1 trilyon dolara çıkaracağını vaat etti. Bakın Amerika ekonomik kriz hayatının tarihin en büyük ekonomik krizine düşer olmuş vaziyette bunu vaat ediyor. Obama da neyi vaat etti? Savunma harcamalarını kısacağız dedi. Şimdi 10 yılda, 12 yılda toplam 4 trilyon dolardan daha fazla paranın kaçtığı bir Amerika'dan bahsediyoruz. Bu olaylar yani bu Bush döneminin ya da işte bu saldırgan politikaları, bu neokon politikaları Obama öncesi dönem neye mal oldu? Amerika'dan paranın kaçmasına ve Orta Doğu'daki politikaları da bu paranın kaçmasına neden oldu ve bu küresel krize neden oldu. Şimdi bu küresel krizin enkaz devralmış bir Obama'ya bu dönemde ekonomik açıdan bir sıkıntı yaşarken Amerika, Romney buna rağmen seçimi kazanamadı ki Avrupa'daki bütün ülkeler, bütün kriz gören ülkelerin liderleri seçim kaybetti ve yönetimleri değişti ama bir tek istisna şu ana kadar Obama'nın kazanması. Şimdi şöyle bir çerçeve üzerinden bakalım. İsrail'i önceleyen politikalar Amerika'ya kaybettiriyor. Yani şimdi bu W. Bush döneminde Türkiye'yi ve bölgedeki pozisyonunu kaybeden bir Amerika var. Şimdi bunu başka bir cümleyle teyit edelim. Kissinger bir açıklama yaptı geçenlerde. Siz de hatırlattınız. İşte Amerika'nın birçok istihbarat kuruluşuyla aynı yola çıkan bir cümle bu. Yani 2022'de İsrail olmayacak filan diyor. Şimdi 2022 olur, 32 olur ama bile oraya girmiyorum. Ama orada bir şey var. Yani İsrail önceleyen politikalar Amerika'ya çok önemli şeyler kaybettirdi diyor bu iki şey değerlendirme ve o da İslam ülkeleriyle çok ciddi bir aramızda bir uçurum meydana geldi, aramızı açtı diyor. Şimdi daha fazla konuştular şunu diyecekler, itiraf edecekler. Para kaçtı. Yani Orta Doğu'daki parayı buraya deplasmana, yani kendisine çekiyordu, deplase ediyordu Amerika'nın politikaları. Şimdi bu parayı döndüremiyor. Şimdi bu pragmatik politikalar tekrar daha rasyonel bir yönetim anlayışını daha az dayak yiyebileceği, Amerika'nın daha az dayak yiyebileceği bir neticeyi getirebilir. Bunu göreceğiz. Tamer, bir şey ekleyebilir evet. Miyim söze? Şimdi 2022 yılı mı dendi? Hani 2023'tü. İsrail Kissinger diyorlar. Yani. Tamam. O yüzden olabilmesi için, İsrail'in var evet. Olabilmesi için Orta Doğu'da savaş olması lazım. Ki savaşla var olabilir. Biliyor musun? Savaşta taraf olarak. Barış olduğu zaman barışın koşullarını işgal etmiş olduğu, nüfuzu altındaki bölgelerde uygulamadığı için yani barışta savaş koşullarını sürdürdüğü için İsrail'in varlığı insani olarak
tehlikeye girecektir. O yüzden İsrail'in savaşa ihtiyacı var. Evet, neokon... Katılıyor musun buna? Şimdi şöyle, zaten şu anlamda neokonlar zaten ne istiyor? Yani bakın Romney zaten savunma... 300 milyar dolar artırmak istiyor. Zaten bu neokonlar, Romney'i bir kenara çıkaralım. Şimdi 300 milyar doların neye tekabül ettiğini de söylemek lazım. Türkiye bütçesi. Tabii şimdi Türkiye şu bütçesi. Var ama bu sizi büyük bir hastalığa duçar olmuşken daha kötü bir noktaya götürür. Neokonlar da zaten savaş politikasından vazgeçmiş değiller. Bu kadar şeyi yaşamalarına göre aynı yere çıkıyoruz zaten. Şimdi burada, zaten genellikle aynı yere çıkıyoruz. Evet, çıkıyoruz. Evet. Şimdi burada İsrail belki değil yani yok olmayacaktır muhtemelen. Yani tabii, bu şekilde olmayacak. Yani böyle bir İsrail mevcut şu andaki gibi bir İsrail olmayacaktır evet. Ve muhtemelen bölgedeki ülkelerle barış içerisinde yaşamayı kabul etmiş, birlikte yaşama kültürünü benimsemiş bir İsrail yönetimi olabilecektir. Başka türlü yaşama şansı kalmayacak. Sorunun kaynağı olmaktan çıkarttığı evet. Zaman yaşayabilir. Yani gelir. Kudüs benimdir. Saplantısından çıkmaz. Şımarıklığını evet. Yapamayacak. O zaman İsrailliler de daha huzurlu olurlar, bölgede daha herkes. Huzurlu olabilir. Tamir'in de hoşuna gidebileceği bir şey söyleyeyim. Ondan sonra hemen yani Kissinger, İsrail yok. Yani bir Amerikalı, Amerika yönetiminde yer almış birisine. Bir de Yahudi. Bir de Yahudi. Bunu siz yürekten söyletemezsiniz. Bunu söylemekte sıkıntı çeker. İsrail yok olacaktır derken belki Orta Doğu coğrafyasında bir federasyon olacak. O federasyon ülkelerinden bir tanesi İsrail olacak. Şimdi bu tabii bir kampana zili çalıyor, bir uyarı yapıyor. Yani oranın var olmasını istediği için bunu söylüyor tabii. Burada neokon politikalarının temel argümanı şu hala bu kadar dayak yemelerine rağmen, Türkiye'yi ve Orta Doğu kaybetmelerine rağmen şu. Amerika dünya jandarmalığına devam etmediği takdirde Türkiye daha çok yol alır diyorlar bakın. Oysa ne oldu? Bush döneminde bu politikalar tam tersine Türkiye'yi büyüttü. Şimdi Türkiye pragmatik politikalarda olsa yol alacak, böyle olursa daha çok yol alacak. Ama Obama'nın pragmatik politikalarıyla yani defansını daha geriye çeken, hegemonya politikasını daha geriye çeken bir çizgi Amerika'nın daha az zarar görmesine neden olur. Ve daha sevimli bir Amerikan imajı olmuş olacak. Şimdi Obama ile ilgili şu anda Türkiye'deki kanaatler pozitif değil mi? Halbuki Bush döneminde neredeydi? Nereye çıkmıştı Amerikan karşılıklı ve nefret ne kadar çıkmıştı? Yani yerlerde sürünüyordu. En fazla da Türkiye'de. O yüzden Obama'nın ilk dönem seçilme nedeni de buydu zaten. Ehud Barak diyor ki bakın mesela bir de bu nükleer silahla ilgili şeyi söyleyeyim. Ehud Barak diyor ki bu şeye izin verirsek biz diyor İran'a Türkiye'de nükleer silah sahibi olur diyor. Bakın. Bu böylece kendi ağızlarındaki baklayı çıkartıyorlar. Peki adama sorarlar. 68 yılında başkanlık Nixon'a geçerken Amerika size göz yumdu ve siz nükleer silah sahibi oldunuz. Bunu hangi meşruiyete dayalı olarak oluyorsunuz? İran nasıl gayrimeşru oluyor? Bakın bunu artık bugünkü dünyada kimseye yediremezsiniz. İran'ın bir tek nükleer silahına veya Türkiye'nin nükleer silah sahibi olma ihtimaline karşı çıkarken 400 adet nükleer silahı olan İsrail bu gayrimeşru pozisyonunu eğer bu silaha sahip olmak gayrimeşruluksa İran için senin için 400 defa daha fazla gayrimeşru. O yüzden artık bugünkü dünya dengelerinde bu şekilde abanma veya böyle dünya barışını tehdit etme ya da işte terör devleti uygulamaları yapma buna artık kimse sessiz kalamaz. Bambaşka bir dünya var ve devran dönüyor. Bakın şimdi kader ağlarını örüyor diye bir cümle kuralım. Neden? Saddam Hüseyin'i lanetlediğiniz bir dünyadan göbek adı Hüseyin olan bir başkana geldiniz. Bunu bir de kader açısından düşünün efendim. Bu kadar. Bu açlık grevleri konusunu konuşacağımızı söylemiştik. İşte şu anda 60 gün falan mı diyorlar? Ya nasıl bir açlık greviyse onu da tam anlayabilmiş değiliz. Ya. Siz kaç saat dayanak diyorsunuz? Ne olur küçümsemeyelim. Yani orada ciddi bir iş var. Onaylayalım onaylamayalım ama insanların bu seçimleri üzerinden şeyler yapmayalım. Peki yapmayalım. İncitici yorumlar yapmayalım. Peki nereye varacak bu açlık grevleri? Şimdi bazı BDP'li milletvekilleri de onlara destek amacıyla açlık grevine başlayacaklarını söylüyorlar. Burada amaç, gerçek amaç yani söyledikleri amaçlar var işte. Ana dilde savunma hakkı verilsin, ana dilde eğitim başlatılsın, Öcalan'a tecrit kaldırılsın gibi söyledikleri bazı şeyler var. Esas amaç bu mudur? Yoksa böyle diyerek başka bir takım amaçlara mı ulaşmak istiyorlar ve nereye varır bu iş? Bakın bu sorularınızın cevabı hem evet hem hayır olabilir. Ama ben onun üzerinde durmak istemiyorum.
Şimdi ölüm bir son. O yüzden ölüm içeren her şey dramatik bir gösteridir. Başka türlü elde edilemeyen bir siyasi sonuç, başka türlü verilemeyen bir mesaj ölüm üzerinden verilirse insanları etkiler. Tamam da başka türlü elde edilemeyecek bir şey mi var? Şimdi bir analizimi biraz ilerleteyim lütfen. Şimdi PKK'nın bir takım istekleri var ve bu istekleri yerine getirmek için seçmiş olduğu bir yöntem vardı. Dışa dönük şiddet. Dışa dönük şiddetin bir büyük devlet teşkilatına karşı, toplumun çoğunluğuna karşı ve kendisinden daha güçlü bir silahlı kuvvetlere karşı başarı şansının sınırlı olduğunu hepimiz kabul ederiz, kabul ediyoruz. O zaman şiddeti içe yönlendirerek siyasi amaçlarını gerçekleştirmek için bir tercih yapıldığı açık. Şimdi bu tercihin uygulanmasında yer alan insanlar bu işi silahla başkalarına karşı yapmıyorlar. Kendilerine yönelik olarak yapıyorlar. Şimdi soru şu olması lazım. Ölüm orucuna yatan insanlar, yani ölmeye yatan insanlar bunu kendi iradeleriyle mi yapıyorlar? Yoksa iradelerini teslim ettikleri için çok güçlü bir örgütün isteği üzerine mi yapıyorlar? İkisi de olabilir. Onu da tartışmaya açmıyorum. Arkadaşlarım açarlar. O da olabilir. Fakat bu tercih sonucunda insanlar ölmeye başlayınca şu sorularla karşı karşıya çıkacağız. Ben sevgili izleyicileri bu sorulara yanıtlarını hazırlamalarına davet ediyorum. Şimdi biliyorsunuz 1915'te ne oldu? İşte Ermeniler bizi kesti, biz de onlardan işte gereğini yaptık. Bu bizim resmi cevabımız. Ama bir türlü bu cevap yerini bulmadığı için yeni cevaplar üretmek zorundayız. Burada da bir takım yeni cevaplar üretmek zorundayız veya farklı cevaplar üretmek zorundayız. Şimdi insanlar gruplar halinde ölmeye başlayınca ve bir şeyler yapılmayınca daha fazla insan katılırsa ve kitlesel ölümler başlayınca şu soru, arkalarında bir örgüt vardı. İşte bu zaten bir şiddet örgütüydü. Gerçeğinden uzaklaşmaya başlayacak olay. Şu söyleyecek, ya bu kadar insanın ölmesine neden olan, vesile olan sorun ne? Bir, bu sorun niye çözülmüyor? Çünkü devlet dediğiniz insanları yaşatmak için vardır, insanların mutluluğu için vardır ve insanların ölmesine, ölmeyi tercih etmesine, başkasına yönelik olarak, kendisine yönelik olarak, ölümü tercih etmelerine neden olacak sorun niye bu kadar zamandır yaşıyor ve bu aşamaya tırmandı sorusu sorulmaya başlayacak. Bu hem içeride sorulacak hem dışarıda sorulacak. Şimdi biz buna hazırlanmak zorundayız. O yüzden bunun sonlandırılması için ne yapılması gerekiyorsa, bu örgüte bir tavizdir biçiminde değil. Eğer ileri sürülmüş olan ve şu ana kadar gerçekleşmemiş olan beklenti ve taleplerde, demokratik bir ülkede, şu veya bu istediği için değil, demokratik bir ülkede yapılması lazım gelen, şimdiye kadar çoktan gerçekleşmesi lazım gelen şeyler, kim istedi değil, yurttaşların hakkı olduğu için yerine getirilirse gerisi teferruattır. Gerisi artık örgütün manevrasıdır diyebiliriz. Biz şimdi bunu düşünmek aşamasındayız. Evet. Celal Bey ne diyor? Şimdi bir noktaya gelmişti iş. Geldi. Adalet Bakanı ile BDP'liler arasında bir görüşme trafiği var. Hükümet nezdinde bazı hazırlıklar var. Özellikle mahkemelerde kendi diliyle, kendisini anlatabileceği dille insanların savunma yapmaları konusunda bir yasa değişikliği için hazırlık yapılıyor. Öcalan'ın tecridi meselesinde de bir adım var. Avukatlarıyla görüşebilir diye Bülent Arınç, istediği avukatla kendisi kimi istiyorsa onunla görüşebilir diye bir açıklaması da var. Ailesiyle görüşmesine de bir yasak yok. Görüşebilir diye bir hükümetin ve devletin açık beyanları var. Bir Türkçe eğitim meselesi zaten bir hamlede yapılacak iş değil. Bir sürece bağlı bir iş.
Bu tam bir noktaya gelmiş ve bir ilerleme, bir müzakere içerisinde ilerleme kaydedilmiş iken BDP'lilerin çıkıp şimdi açlık grevine başlamaları, yarın itibariyle iki tanesi dün başladı, açlık grevine başlamaları doğrusu çok anlaşılır bir şey değil. Bu şayet şu mesajı içeriyorsa içeridekilerine, bundan önce açlık grevini başlatmış olanlarına, bu talepler siyasi taleplerdir. Mahkumların içerideki yaşantılarını iyileştirmek yönünde herhangi bir talep söz konusu değildir. Siz bunu bırakın, biz siyasiler olarak bunu devralıyoruz, biz açlık grevi yapacağız. Ama siz ne olur açlık grevini bırakın şeklinde bir öneri biçiminde ortaya geliyor ise bu anlaşılabilir bir şey. Ama tam görüşmeler iki gün önce olmadı, üç gün sonra olacaktı, niye hani bu saatte gerçekleşmedi gibi bir zihniyetle biz de açlık grevi yapıyoruz, bak şu saate kadar verdik olmadı deniyor ise bu iş olmaz. Avrupa Birliği görüşmelerinde bile saati durdurmuşlardı ilerlemesin diye. Türkiye gitti 7-8 saat 10 saat sonra mesele halloldu geldi. Yani bu tür işler biraz zaman alabilir, alıyor. Burada BDP'nin yapmak istediği şayet içerideki açlık grevini durdurma yönünde bir adım ise, bu çok masum ve iyimser bir düşünce, o zaman anlaşılabilir bir şey. Değilse sen o zaman müzakereden ve barış dilinden uzaklaşıyorsun. Açlık grevi niçin yapılır? Derdini anlatamıyorsun. Hele siyasi talebini meydana ifade edemiyorsun. Sen mecliste bunu söylüyorsun. Zaten söylemişsin, hükümetle görüşüyorsun ve belli bir noktaya kadar getirmişsin. O zaman niçin açlık grevine gidiyorsun? Ve açlık grevinin ötesinde kitleleri sokağa döküp niçin mitingler yapmaya çalışıyorsun ve niçin cezaevlerinin önünde yasal olmayan yürüyüşleri teşvik ediyorsun? Bu o zaman başka bir yere gidiyor. Sen buradaki meseleyi kendi diliyle savunma meselesi, Abdullah Öcalan'ın tecrit meselesinin çözülmesiyle değil, Türkiye'nin istikrarsızlaşmasıyla meşgulsün. Başka bir şeyle meşgulsün. Sen bu mesele çözülse de başka bir şey yapacaksın. Bu ortaya çıkıyor. Bunun anlaşılması lazım ve kendisini izah edemez bir noktaya düşmüş durumda BDP'liler ve açlık grevini sürdürenler. Bir de şunu sormak lazım. Öcalan'ı kim tecrit ediyor? Devlet mi, PKK mı tecrit ediyor? Bu soru çok net değil. Şu anda bir tecrit var mıdır Öcalan'la ilgili? Devlet gelsin görüşsün diyor, aileyi göndermeyen PKK. Örgüt göndermiyor. Demek ki aile açısından tecriti yapan, sürdüren PKK. Devlet değil. Bu nesini çözecek devlet? Peki, yani mesela Öcalan kendisi orada görüşmek değil, istemiyorsa. Orada devletle örgüt arasında bir çelişki var. Devlet ailesiyle görüşmesini istiyor. Örgüt avukatlarıyla görüşmesini istiyor. Buna karar vermesi gereken yok. Öcalan'ın orada kendisi değil mi? Öcalan'ın kendisi. Tamam, Öcalan kendisi avukatıyla görüşmek istemiyorsa ne olacak? Öcalan'ın bir talebi var mı şu avukatla görüşeceğim deyip de görüştürülmediği? Bülent Arınç'ın açıklaması var. Yok. Buradaki soru işareti birazcık şu. Öcalan avukatlarla görüşmek istemese azleder. Yani her seferinde avukatlar devlete başvurup işte Koster bozuk şeyi almaz, yanıtı almaz. Burada Öcalan'ın devletin ve örgütün seçenekleri arasından bir tanesini tercih etmediğini anlıyoruz. Yani benim anladığım o. Çünkü net bir şekilde devlet ailesiyle görüşsün diyor. Çünkü ailesi daha az politik ya da en azından örgütle bağları çok organik değil. Yani Abdullah Öcalan'dan aldıklarını örgüte aktarmak gibi kaygıları yok ki avukatlar bir dönem önce devletin de kontrolünde bu işi yapıyordu. Ha, aradan bazı sızmalar oluyordu, yanlış yönlendirmeler oluyordu. Abdullah Öcalan'ın da itiraz etti. Evet. Şimdi devlet buna izin vermek istemiyor. Burada da Abdullah Öcalan'ın tavır koymadığını görüyoruz. Şimdi oradaki itirazım şudur, sadece devlet izin vermiyor değil, Öcalan da izin vermiyor avukatlara. Niçin? Benim konuşmalarımı, mesajlarımı siz değiştirdiniz, dönüştürdünüz, başka şekilde anlattınız. Benim adımı kullanarak, benim adıma mesaj üreterek örgütü yönetiyorsunuz deyip kendisi kesti. Şu yok. Yani ailesi madem ziyaret edebiliyor gitsin. Abdullah Öcalan ben şu avukatla görüşmek istiyorum diye bir talebi varsa hiç olmazsa ailesinden birisine söylesin. O da çıksın desin ki Abdullah Öcalan şu avukatla görüşmek istiyor, devlet görüştürmüyor. Böyle bir olay yok. Kaldı ki Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, daha önce de konuştuk bu programda, zaten medyaya da yansıdı. Örgütün içerisinde belli kanatların tamamen Öcalan'ın tersine hareket ettiğini ve Abdullah Öcalan'ın bu kesimleri tasfiye etmek istediğini ve tasfiye edilmesi gerektiğini söyledi. Abisinin böyle konuştuğunu ifade etti. Şimdi o zaman biz hangi PKK'nın dediğine itibar edeceğiz? Ve hangi Öcalan'ın dediğine itibar edeceğiz? Bu kardeşi, konuşan kardeşi.
Ya bunların ne kadarı doğru acaba? Yani ama kendisi söylüyor, kardeşi söylüyor. O zaman yani kime inanacağız hocam? Yani birileri mi söyledi? Onu da bilemiyorum. Hocam yani. Şimdi biz yani başbakana inanmayacağız. Cumhurbaşkanına inanmayacağız. Öcalan'ın kardeşine inanmayacağız. O zaman şeye mi inanacağız? Yani Ferman Hüseyin'e mi inanacağız? Hayır, kardeşi örgütün bir argümanı değil ama bir enstrümanı değil. Yani o kardeşi... Ama BDP'nin üyesi. BDP'nin üyesi ama yani oraya gelen avukatlar gibi bir şey değil. Ama şimdi bak ona öyle yani, ona böyle dersek o hayır, zaman... Hayır, şey için söylüyorum. Net bir mesaj iletmesi açısından ya da Abdullah Öcalan'ın kafasındaki ile daha farklı bir yöntem var. Bakın Abdullah Öcalan bunu hiç kullanmıyor ya da kullanıp kullanmadığını biz bilmiyoruz. İmralı'da bu yalnızlığı yanına insanlar getirildi. Yanına dedim en azından havalandırmada bir araya geldiği başka mahkumlar var orada. O mahkumlar üzerinden, o mahkumlarla görüşen aileler üzerinden, avukatlar üzerinden gene bilgi aktarabilir Abdullah Öcalan. Aktarıyor bunu da kullanmadığını en azından biz bilmiyoruz kullanmadığını. Ben soru olarak soruyorum bunu. Bir de bir başka soru da şu. Öcalan kendini vazgeçilmez hale getiriyor. Yani susarak vazgeçilmez hale getiriyor gibi geliyor bana. Öcalan'ın konuşmasını PKK acaba istiyor mu? Veya Öcalan'ın nasıl konuşmasını istiyor? Evet. Peki. Doğru. Çok doğru. Sedat Bozkurt kullandı hakkını değil mi? Kullanmadım. Anlatayım. Yalnız bütün kabahat Koster'de kardeşim. Koster'de mi? Koster'de yani. Kimse de değil. Bir türlü çalışmıyor. Hocam siz nasıl şeyi tahsil edin oraya. Yok. Siz öyle diyelim. Kurtulalım. Sizin tekneyi tahsil edelim oraya. Ya Koster'e falan üzüm yok. Bir tane işleyen motor koysalar oraya. Nasıl olsa birkaç kişi gidip geliyorlar. Vallahi hocam kaptanla da siz yaparsınız. Yaparım. Bahaneli bir Öcalan'la da görüşürsünüz. Hocam dersiniz ne iş bu iş diye. İyi bir malzeme gelir. Şimdi bu açlık grevleri üzerinden tabii ki hani açlık grevlerini onaylamak için söylemiyorum. Çünkü sonuçta bu talepler politik talepler. Yani pek çok meşru zeminde dile getirilebilecek talepler ama Kürt meselesinde hocam biraz akademik dille bunu ifade etti. Maalesef ilerleme şiddet aracılığıyla oluyor. Yani siz ölüm orucunu ya da... İlerleme şiddet aracılığıyla mı oluyor yoksa şiddet ilerlemeyi yavaşlatıyor? İkisi de var. Bunu, ikisi de var. İkisi de var. Şimdi konjonktür itibariyle şiddetin engelleyici bir unsur olduğunu söylemek mümkündür. Ama bu noktaya gelene kadar... Eski ayrı. Hayır ben şu anı söylüyorum. Bu nokta dediğim... Geçmişte yani, doğru. Şimdi şöyle bir tablo var. Yani BDP işte açlık grevleriyle açılmanın önünü engelliyor falan filan ama karşımızda da açlık grevi yoktur şov diyen bir başbakanımız var. Yani siyasi bir fikir olarak söylüyorum. Şimdi bunların arasında bir tercih yapmakta ya da bunları yorumlamakta sıkıntı çekeriz. Açlık grevi var mı? Var. Türkiye açısından uluslararası düzeyde bir sıkıntı doğurur mu? Doğurur. Bunu çözmek lazım bir şekilde. Ha bunu yok sayarak bir noktaya varamayız ki düne kadar eleştirdiğimiz bu değil miydi bizim? Ama çözme açlık... konusunda adım atılıyor. Atılıyor. Adım atılmayla Kürt halkını artık kandıramazsınız. Oralara açtık. Varlar şey kandırma var canım. Yani kongrede siz bunu kongre bittikten sonra bir liste halinde içinde işte yoğurdun nasıl yapılacağına kadar bir tanımın olduğu bir belgeyle sunuyorsunuz. Bunun gereğini yaparsınız. Yani yerel seçimleri 3-5 gün öne alamamış bir hükümet anayasa değişikliğini, başkanlık sistemi gibi anayasa değişikliğini meclise sunarken bunu da bir yasa olarak bir günde geçirir. Yani Çankaya'ya Yeni Mahalle Belediyesi'nden bir takım arsalarını alıp bağlanmasından daha az önemli bir iş değil ki bu. Bunu getireceksin, yapacaksın, getireceksin. Çok daha önemli olduğu için bir dakikada olmuyor işte. Bir dakika, bir hayır tam tersi yani bir dakikada olacak bir iş. Yapmazsanız eğer siz bunları körüklersiniz. Bunlara zemin hazırlarsınız. Ondan sonra bunlara bu zemini hazırladıktan sonra bunlar niye bunu yapıyor diye sorgulamayı hele siyaseten bu insanları eleştirme hakkınız olmaz. Bu kadar basit. Yani geldiğimiz nokta bizim bu Kürt meselesindeki pratiğimiz bize bunu öğretmeliydi. Ama öğretmiyor. Maalesef hala öğretmiş değiliz. Sen ya, oturduğun yeri nereye bağladılar? Benim oturduğum yer halen Gölbaşı. Gölbaşı iyi. Sen etkilenmiyorsun. Şöyle bir değerlendirme var. Belki Tamer oradan başlayabilir. Kürt konusunda devletin bilmediği hiçbir şey yok. Her zaman da öyle oldu. Siyasetin de. Siyasetin diyelim. Siyasetin de. Devlet artı siyaset. Peki. Öyle diyelim. Fakat gereğini yapmakta her zaman gecikti. Şimdi mesela ana dilde savunma. Değil mi? Veyahut da işte tercih ettiği dilde savunma. Lozan'ın maddelerinde var bu. Ama biz onu azınlıklar için söylendi diye yorumlayarak hani Lozan'ı deldirmez diyen biz Lozan'ı kendimiz deliyoruz. Ve şimdi kabul ediyor. Ya bu kadar senedir hani ben şeylerden bir tanesine katıldım bu KCK davasındaki toplu davalardan birine. Hakim açıyor şeyi, oturumu. Biri kalkıyor. Kürtçe ilk cümleyi söylüyor. Mikrofon kapanıyor. Bilinmedik bir dilde işte şey yapılıyor.
ertelenmiştir diye 2 ay 3 ay sonra erteleniyor. İşte bu kadar sene geçti arada. Ya bu kadar insanın çok belli ki Kürtçeyi tescil etmek için yapılıyordu bu. Yani bu Türkçe müdafaa yapamayacakları için değil. Kürtçenin de bir dil olduğunu tescil için. Siyasi bir tercihti. Ama zaten böyle bir tercihi yapmak zorunda kalmamalı değil mi zaten bir toplumda? Bir zaten hocam neyse. O dil serbest hale getirirse oradaki tutuklular da o ya dili işte, zaten kullanmayacaklar. O yüzden bu hani, işi inadına yapıyorlar. Hani şiddete gerek var mı? Keşke olmasaydı bu kadar acı hocam, çekilmeseydi. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi hep detayda kaldı. 10 bin Kürt tutsak aynı anda ölüm orucuna, açlık grevine başlayacak diye bir bilgi verildi. 10 bin tutsak Türkiye'nin Rize'de dahil olmak üzere memleketim olduğu için diyorum, Rize'de de KCK tutuklusu var. Hepsi aynı anda organize bir şekilde açlık grevini ölüm orucuna başlayacak kadar yani organizelerse buna aralarında tutsak mı demek gerekiyor? Ya işte ben de onu diyorum, bu PKK'sı nereden şimdi, çıktı bu? Ya, mahkum ya, tutsak esir anlamına gelmiyor mu? Ya savaş esiri. Onlar kendilerine öyle diyor. Kim, ya, onlar kendilerine öyle. Neyse işte adı çok önemli cezaevindeki ama kişiler. Ama önemli bazı şeyler ya. Tutsak ya, dediğin işte, zaman çok farklı sanki esir savaş esiri gibi. Onlar öyle görüyor ama. Onlar öyle diyor. Notlar onlardan aldığım için tutsak yazmışım onun üzerinden gidiyorum. Devletten alsaydım terörist diye gidecektim. Biz de ne yapacağımızı şaşırdığımız için bu yani. Senin de pusulan karışmış. Bu, hepimizin yani gerçekten. Hepimizin yani ben bu işte bu meselede sağlıklıyım diyen insanla ben konuşmaya hazırım. Şimdi burada bir şey vurgusu yapılıyor. Yani bu kadar Kürt içeride. Yani belki siyasi politik nedenlerden dolayı ama bu kadar insanı da içeri tıkmışız. O tarafı da var bir de ve buna dikkat çekmenin bir yöntemi de bu. İşte bütün mesele bu. Evet. Öyle yapılmayınca da sokaktaki, caddedeki, dağdaki terör azalmıyor, artıyor. Gene azalıyor. Başka biçimde de işte açlık evet. Grevleri bunlardan biri. Evet. Kürt konusunu Allah büyük çözmek verir. İsteyen yeni bir irade var. Bu devlet içerisindeki dip dalgadaki mücadeleyle de yakından alakalı. Bu mücadeleyi hep burada değiniyoruz. Şimdi burada eski rejim bu Kürt sorununu çözümsüz hale getirmek, önce var etmek, yani PKK hem PKK'yı inşa etmek hem Kürt sorununu var etmek ve hem de bunu sorunla mücadele etmek. Hem de bunu mücadele ediyor gibi görünüp yine bunun devamını sağlamaya ayarlı idi. Statükoyu korumak evet. Amacıyla değil mi? Evet, şimdi tıpkı biraz şeye benziyor değil mi? Daha o büyük çaplı belki ama Romney'nin Rusya bizim düşmanımızdır. Evet. Yani bir düşman üretmeniz gerekiyor ki o düşmanlık evet, ki üzerinden var olabilirsiniz. Tabii. Şimdi bunu böyle koyduktan sonra yeni devlet anlayışının bunu çözmek için çok ciddi bir şekilde ortaya çıkmış olması gerçeğini kabul etmediğimiz takdirde o zaman iyi niyetli olduğumuzu da söyleyemeyiz. Bunu maalesef hem Kürt tarafında hem Türk tarafında bu dediğim hadiseyi bilerek ya da bilmeyerek ıskalayan geniş bir kesim var ne yazık ki. Bunu üzülerek söylüyoruz. Yani cümleye buradan başlamamız gerekiyor. Bu çözümsüzlük inşa edilmiştir. PKK terör örgütü daha sonra da çözümsüzlük inşa edilmiş bir şeydir. Şimdi bu inşa edilmiş şeyi kırmak ve ortadan yok etmek isteyen yeni devlet iradesi var. Şimdi o çözüm olasılığı ortaya çıktığından beri her defasında hangi engeller konuluyor? En son bu çözümsüzlük politikasının en güncel tezahürü açlık grevleri. Daha önce ne vardı? Özerklik vardı, yemin krizi vardı ve başka şeyler vardı. Daha da kucaklaşma vardı. Onlarca örneği vardı. Bakın buna dikkat edelim. Bu dediğim çok önemli. Bloke etmek istiyorlar. İşe yokuşa sürmek istiyorlar. Yarın açlık grevleri gidecek, başka bir konu gelecek. Bunu görelim artık. Bunu bloke etmek istiyorlar. Şimdi biraz önce Kaz Dağlar'ın dediği nokta o kadar önemli ki Öcalan'ın çözümle ilgili olarak o da görüyor yeni bir devletin var olduğunu gelenlerde. Görmez olabilir mi? Çünkü o eski rejimin inşa ettiği bir terörist başı. Şimdi Öcalan'ın çözüm yolundaki muhtemel mesajlarına PKK ve BDP nasıl bir karşılık verir? İşte soru işareti bu. Bunun en iyi turnusol kağıdını Yemen krizi sırasında gördük. Yemen krizinde sırasında bile bu ikili liderleri Öcalan'ı refüze ettiler. Şimdi bununla ilgili daha ileri düzeyde çözüme yönelik mesajlarından dolayı en hafif tabirle takaza yaparlar. Ona itiraz ederim. Ya benim kanaatim şu. Bu dediğiniz noktada BDP ve PKK tarafından Öcalan refüze edildiği için şu anda konuşmayarak
belki bir takım mesajları başka türlü göndererek PKK'nın içerisindeki bazı kesimlerin tasfiye edilmesini bekliyor olabilir, olabilir. Abdullah Öcalan. Yani çünkü konuşsa PKK'nın bir kanadı onu dinlemeyeceği için eylemlerine devam edecek, terör devam edecek. Bu defa iyice refüze olmuş olacak Abdullah Öcalan. Yani konuşup desek silahları bırakın, PKK'nın bir kanadı bırakmayacağı için refüze olmuş olacak. PKK'nın tamamı bırakmamış gibi görünecek. Ama PKK'nın silahlı savaşı devam ettirmek isteyen kanadı bir şekilde en azından lider kademesi tasfiye edilecek olursa Öcalan'ın da eli güçlenmiş olabilir. O zaman farklı bir Öcalan çıkabilir ortaya. Evet, biz burada Mandela Öcalan çıkar o zaman. BDP'li, ne çıkar bilmiyorum. BDP'li vekiller şimdi de açlık grevleri kıyafetini giyerek bunu devam ettirmek istiyorlar. Keşke o olumlu sonuç gerçekleşse dediğiniz gibi. Bu noktada sözünüzü unutmayın. Eski devlet anlayışı, yeni devlet anlayışı derken bir de devlet kurguladı, yani derin devlet, eski devlet kurguladı PKK'yı ve PKK terörünü derken, daha dün 8 Kasım tarihinde X bir gazetede çıkmış. X'in ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Kibrit kutusu kadar bir haber. Bu nerede oluyor? Şemdin Sakık'ın, biraz sonra konuşacağız, İtirafçı olduğu, Deniz ismindeki itirafçı olduğu ortaya çıkınca o mahkemede, Ergenekon mahkemesinde savunmasını yapan Profesör Yalçın Küçük Şemdin Sak'ı eleştiren bir konuşma yapıyor. Yalçın Küçük o konuşmasında şunu söylüyor. Kendi ağzından söylüyorum, tırnak içinde. Yalçın Küçük diyor ki PKK konusunda 1995 yılı seçimlerinden önce Tansu Çiller, başbakan o zaman biliyorsunuz, Öcalan'ı getirip kafes içinde gezdirmek istiyordu. Zannediyorum seçim yatırımı olarak da biraz düşünüyor olabilir o zaman, o günün şartlarında. Başbakan Çiller onu gezdirmek isterken bakın ne diyor Yalçın Küçük. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve diğerleri bunu bana söylediler. Neyi söylemişler? Tansu Çiller'in Öcalan'ı kafese koyup ortada gezdirmek istediğini Yalçın Küçük'e söylemiş Cumhurbaşkanı ve diğerleri. Diğerlerinin nasıl kim olduğunu söylemiyor. Çağırıyor mu, söylüyor? Nasıl? Devlet benden bunu bildirmemi istedi. Ben de Paris'te bir kahvehaneye giderek yüksek sesle söyledim. Paris'te PKK'ların yoğun bulunduğu bir kahvehaneye giderek Şankaya'da görüşüyorlar. O Paris'e gidiyor kahveye. Ve PKK'lılara mesaj veriliyor. Nasıl bir senaryo bu? Bu senaryo kendisi söylüyor. Kendisi söylüyor. Yani kendi ifade ediyor. Oradan biraz detay vereyim. Yalçın Küçük, buradan şunu hatırlatmak istiyorum. Ya bu nasıl bir şey? Başbakan kafese koyup gezdirmek istiyor ama devletin başındaki Cumhurbaşkanı ve diğer devlet diyor. Bak devlet. Ya niye inanarak kimse söylüyorsunuz bunu? Nasıl? Niye bu kadar kolay inanarak söylüyorsunuz? Daha başka deliller var da o yüzden. Başka deliller hatırladım. Bir dakika lütfen, bir dakika. 28 Şubat'a geldik. Bu 95. 28 Şubat'la ilgili dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'na sorabilirsiniz. Deniliyor ki askerin müdahale edeceğine dair belgeleri elde ettik. Emniyet istihbaratı olarak İçişleri Bakanı'na verdik. O da işte Başbakan üzerinden Cumhurbaşkanı Demirel'e ulaştırdı. Cumhurbaşkanı bu istihbaratı askerlere iletti. Sizin müdahale edeceğiniz öğrenilmiş diye ve operasyon bize yapıldı diyor. İşte sarımsak gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Kendisi de galiba tutuklandı. Nasıl? Kendisi de tutuklandı. Kendisi de tutuklandı. Dolayısıyla darbeyi, darbe istihbaratını amirlerine bildiren adamlar operasyon yiyorlar. Kim yapıyor bunu? Demirel yapıyor. Bu da aynı Demirel. O da aynı Demirel. Farklı Demirel'den bahsetmiyoruz. İyi oldu. Yani hayal ya benim, benim sorum aydınlatın diye. Çok aydınlatıcı oldu. Evet Sedat Bozkurt. Şimdi o dönem Çiller Darbeler Araştırma Komisyonu'nda ifade verdi. Kendini masum mağdur olarak anlatmak için. Özür dilerim şeyi unuttum. Bu gazeteyi hangisi olduğunu söyleyelim. Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'nde kibrit kutusu kadar bir haber bu. Atı Perinçek. Evet. Bu bilinen bir şey. Şimdi bu Çiller, hani ben bilmiyordum, ekonomi profesörüydüm, hiç anlamazdım bu işlerden diyor ya, buna inanmamızı bekliyor. O dönem devlet yönetiminden bir haber, diplomatik tahammüllerden bir haber olduğu için kim ne derse bunu parlak bir fikir gibi görüyordu. O dönem yakındaki kadro bize bunları anlatıyordu. Ben
DYP Başbakanlık muhabiriydim. Bize bile anlatıyorlardı. Bugün bile hani evinde yanında fotoğraf verdiği o yaşlı başlı siyasetçiler bunu anlatıyorlardı. Bunu bir şekilde Çiller'e anlatmışlardı, ikna etmişlerdi. Örtülü denetten paralar çekilmişti ve operasyonun direksiyonuna Mehmet Ağar geçmişti. İşte o susurlukta ortaya çıkan yapı yola çıkmıştı. Yola çıkmıştı ama bunu Türkiye'de işte bizim kıytırık muhabirler biliyorken Suriye istihbaratının bilmeme ihtimali yoktu. Ve oraya ya gelen... Şeyi unuttum. Bakın bu da çıktığı için. Şimdi... Ya sen çok böldük biliyorum da. Yine bir taraftan devletin başındaki adamlar Profesör Yalçın Küçük'e bunu git söyle deyip o da Paris'te kahvehanede söylerken ben sadece Paris'te söylemesiyle sınırlı kaldığını Paris'te, düşünmüyorum. Ayrıca Paris'te niye olduğunun şeyini de anlatayım ben Yalçın Küçük o dönem niye Paris'te? Anlat şunu da söylemek istiyorum. Bu da basına yansıdı birkaç sene önce ama çok detayı verilmedi. Askerler de yani Genelkurmay'dan birileri de Şam'daki bizim Büyükelçiliğimizdeki askeri ateşe ve oradaki görevliler üzerinden Abdullah Öcalan'a haber yolluyorlar. Tabii. Haberin olsun böyle bir çalışma var diye. Yani bu bir tane iki tane değil yani. Yani buradan şu sonuç çıkar. Hani devlet tarafından bir taraf PKK Abdullah Öcalan korunuyor muydu o zamanlar soru işareti olarak ortada kalır ama şimdi Yalçın Küçük üzerinden ona bir operasyon yapılacağının haberini iletmesi işte Demirel tarafından ya da Demirel o dönem Demirel olarak adlandıran devlet refleksi tarafından. Şimdi Yalçın Küçük'le Abdullah Öcalan'ın görüşmesi, BK'daki görüşmesi aslında şey böyle iyi incelenmesi gereken bir görüşmedir. O dönem Yalçın Küçük Toplumsal Kurtuluş diye bir dergi çıkarıyor. Onun etrafında bir örgütlenme içinde. Çok illegal bir örgütlenme değil, legal bir örgütlenme. O dönemin en muhalif, en keskin örgütü, en sağlıklı örgütü, elinde silah olup dağda, bayırda savaşan örgütü de PKK. PKK ile Abdullah Öcalan'la Yalçın Küçük bir ittifak görüşüyor. Her konuda anlaşıyorlar. Yalçın Küçük Türkiye'ye dönüyor. Yakın arkadaşlarına bunu anlatıyor. Bunu ben kabul ettim ama diyor. Kabul ederek hata yaptım diyor. Ben bunu beceremem ya da yapmam mümkün değil. PKK acayip bir örgüt. Ben işte sonuç itibariyle dergi etrafında kümelenmiş bir grubum. Ben korktum bu işten diyor. Ben kaçıyorum diyor. Paris'e kaçıyor. Mu acaba? Paris'e kaçıyor. Yani kaçıyor, bizzat kaçıyor ve kendi bu konuda öz eleştirisini de yapıyor. Ben korkağım diyor, korkak bir aydınım diyor. Bu anlaşmaya uyamayacak kadar korkağım diyor. Yani Abdullah Öcalan'a Yalçın Küçük'ün hani Şemdin Sakın'da bir kısmını dile getirdiği PKK'yı yönetiyorlardı falan filan işi hikaye. Buna inanmak isteyenler inanabilir. Bir de silahlı eğitim verdi falan o gibi. O çok önemli bir yani. İddia. Çok önemli bir iddia. Bakın bu itirafçı bu herhangi bir adam değil. Bu terör örgütünün ikinci adamı. Bu adamın söyledikleri itiraf kabul edilmeyecek de ne edilecek? Ama PKK ile ilgili itirafta bulunmuyor. Başka alanlarla itirafta bulunmuyor. Hayır burada. Bugün söylediği şeyleri... Ya çünkü Türk geldi bize silahlı eğitim verdi diyor. Bu ciddiye alınmayacak. Hangisi alınacak? Bunun muhtebiri bu itibar... Bir dakika bir zaman söylüyor. Ben diyor korkağım diyor. Paris'e kaçtım diyor yani. Ne demek korkağım diyor. Siz konuyu hakikaten çok iyi çarpıyorsunuz. Hayır nereden aldınız? Korkaklar da silah eğitim verebilir. Yalçın Küçük nereden aldınız? Şimdi bir dakika. Terör örgütünün bir dakika bir konuşalım ya. PKK'nın Yalçın Küçük'ten... 83 defa konuşmaya niyet ettim. 83 defa engellendim ya. Ya da 84 olsun. Yani PKK'nın Yalçın Küçük'ten silah eğitimi almaya ihtiyacı varsa PKK zaten o gün o noktada olmazdı. Hepsi kardeş ya yapmayın. Hepiniz kardeşsiniz. Evet şimdi Tamer Korkmaz'ın konuşmasını bölmüyoruz. Buyurun. Mecliste bile bu kadar konuşma kesilmiyor ya. Çok özür dilerim. Ne konuştuğuna bağlı. Gelecek sefer emzikle gelecek. Yani, bu esprileri yapmamız gerekiyor. Şimdi şuraya gelelim. Yalçın Küçük bize silahlı eğitim verdi diyen o sırada terör örgütünün iki numaralı adamı. Şimdi buna diyorlar ki biraz sonra belki bu konuya gireceğiz. Bu adam muteberde değildi falan diye. Ya basit bir cinayette katil itiraf ettiği zaman... Ya bu itirafı almayız biz, sen itibarlı adam değilsin mi diyorlar. Yoksa kodese mi tıkıyorlar. Geçiyoruz bunu, daha sonra gireceğiz. Şimdi asıl konuya gelelim, bu konuştuğumuz konuyla ilgili. Şimdi bakın, Yalçın Küçük bundan önce kaç defa söyledi? Mesut Yılmaz'dan da bahis açarak ben dedi bu APO'ya yapılacak suikaste haber verdim. Onun için kurtuldu dedi. Bakın kaç defa bunu tekrar ederek itiraf etti. Şimdi APO suikasti ile ilgili olarak işte devletin içerisinde bir farklılık olmuş o yıllarda da. Birisi istiyormuş, istemiyormuş, söyle, o adamlar şunlarmış, bunlarmış, onlar ayrı bir tartışma konusu. Burada ortaya kabak gibi çıkan şey ne? APO, terör örgütünün lideri, suikastle ortadan kaldırılmaya bir mücadeleye çalışan bir irade ortaya çıktığı zaman
kurulu düzen, müesses nizam bütün terzisiyle, dürzüsüyle amiyane tabirle bunu engellemek için seferber oluyor. Onlarca defa ulaklarla iletiyorlar. Kime iletiyorlar? Öcalan'ın kaldığı binada Türk askeri ateşesi var. Bakın, o iletiyor. Yani sadece Yalçın Küçük değil, o da iletiyor. Buradaki tiyatrodan bir resim koyacağım uzatmadan. 1986 yılında Milliyet Gazetesi'nde bir fotoğraf yayınlandı. Milliyet'in internetteki arşivinden baktım. Kafamızda canlandıralım. Bir tane kırmızı Mercedes'e her sabah biniyor Apo o binadan ve Şam'da tur atıyor, oyalanıyor, geliyor tekrar filan. Onları fotoğraflamış Milliyet muhabiri. Tam da oraya paraşütle indirmişler herhalde. Böyle çok yakından fotoğraf çekmiş. Böylece bize deniliyor ki bakın Şam şeyi koruyor. Neyi koruyor? Apo'yu koruyor. Doğru, bu doğru. Abdülhalim Haddam o dönemde Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı açıklama yapıyor. Bizim hiç haberimiz yok diyor. Ne alaka diyor ya, bizim şeyden filan haberimiz yok. Aynen Milliyet'te yazıyor. Bizim bu Apo'dan filan haberimiz yok diyor. Aynı Abdülhalim Haddam 1,5 yıl önce ne dedi? Ama şimdi artık Beşar yönetiminin sevmediği bir adam ve sürgünde. 1,5 yıl önce ne dedi Hürriyet yayınladı? Dedi ki ya o zaman Türkiye'nin ateşesi, askeri ateşesi altlı üstü kalıyordu Apo'yla dedi. Abdülhalim Haddam'ın yalan söylediğini kendi ağzından böylece öğrenmiş olduk. Böylece 86 yılındaki o yayın niye yapılmış oluyor? Faturayı Şam'a çıkarıyorlar. Şam'ın faturası tamam, orada haklı. Ama o Şam faturasıyla Türkiye içerisindeki müesses nizamın, Baronlar Konseyi'nin Apo'yu nasıl koruduğunu Suriye üzerinden bu gerçeği örtmüş oluyorlar. Siz devam ediyor. Milleti askerlikten soğutuyorsunuz, biliyor musunuz? Çok güzel. Yani. Devam ediyorum. Peki şimdi bu Cenk Duatepe diye bir adam var. Dönemin Şam Büyükelçisi. Kimin nesi? Yalçın Küçük'ün kayınbiraderi mi? Yoksa bacanağı mı? Yalçın Küçük bizi aydınlatsın. Bu kadar. Yani o dönem Apo'ya bir başarısız suikast girişimi de var. Biz de devlet yönetiyor olsak 3-5 tane bu işi yapıp yapmayacağı belli insanların gidip orada bir takım operasyona girmesine biz de izin vermezdik. Bir de devletin istihbaratının da hani ben yere bassın o devletin istihbaratları, operasyonel istihbaratları özellikle bir şeydir yani, bir zafiyettir. O tarafından da demek ki devlet içerisindeki istihbaratlarda ta o yıllarda bu ihaneti, bu kirli ilişkiyi görüp bir takım mücadelelere girişenler olmuş demek ki. Silahlı mücadeleyi kastetmiyorum. Yani bir güç mücadelesi. Ha. Evet. Sonra benim ekleyeceklerim var bir şeyden sonra. Tamer Bey dedi ki PKK ve Kürt sorunu inşa edilmiştir dedi. Eski nizam tarafından değil mi? Eski devlet PKK inşa edildi. Şimdi çözümsüzlük inşa edildi. Kürt sorunu değil. Şimdi bu çok vahim bir şey ya. Yani şu bakımdan vahim bir şey. Sonuçlarını düşünce... Tamer Korkmaz'ın böyle inanması mı vahim bir şey yoksa? Hayır. Yani tespiti. Bu tespitten ortaya çıkan gerçekle yüzleşmek durumundayız. Şimdi yüzleştiğimiz zaman karşımızda bir iç savaş var. Yani adını nasıl koyarsanız kimisi rahatsız olabilir. Ya ordumuz 10 yıllardır kendi sınırları içinde zaman zaman da sınır dışına çıkarak bu ülkeden çıkmış olan bir örgütle mücadele ediyor. Ve bu örgütün de arkasında bir şey var. Bir toplumsal destek var. Şimdi bu eğer imal edilmişse bu ülkeyi yönetenler, bir zamanlar yönetenler, kaderine hakim olanlar sırf kendi kurmuş oldukları düzen ve onun içindeki ayrıcalıklı konumlarını sürdürebilmek için bu ülkenin insanları birbirine kırdırdılar. Ve biz bu kırma devam etsin diye işte askerlikten soğutma diye bir kanun çıkardık, değil mi? Ondan sonra eleştirildiği zaman insanları yok ettik ortalıkta. Şöyle çok vahim bir insan hakları ihlali, demokrasi ihlali söz konusu. Ve biz bunun hesabını daha yeni yeni soruyoruz, pek soramıyoruz da. Kime itimat edeceğimizi, kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. O yüzden bunu topluma anlatmak lazım. Bu toplum aldatıldı kardeşim. Bu toplum birbirine düşürüldü. Bakın bir ordunun fertleri celple alınmıştır. Var mı celbin başka bir adı? Yani işte sırayla alınmıştır değil mi? Hepimiz askere gittik. Eğer halkımızın bir bölümü beklentileri dolayısıyla sürekli baskı altında tutulup da bu talepleri bir isyan, bir düşmanlık, ihanet olarak kodlanmışsa ona karşı sürdürülen mücadele milli mücadele adı altında milli ordunun
mücadelesi altında düşmana karşı yapılacağından halkın bir bölümü düşmanlaştırılmış. Onlarla savaşmak, onları yok etmek için bizler de onları düşman bellemişiz. Şimdi senin çok güzel tabirinle siz şimdi kardeşsiniz, birbirinizi öldürmeyin dediğiniz zaman bunun geriye sarılması bu filmin o kadar zor bir şey ki. Yani artık halkımızın bunu anlaması lazım ya. Yani bu ülkenin gerçekleriyle savaşarak bir siyaset, gerçekleriyle kavga ederek bir siyaset üretmişiz biz. Şimdi bakın, bir partimizin başkanı Kerkük'e gitmek istedi. Ve vize alamadı Bağdat'tan. Çünkü Türkiye ile Bağdat'ın arası kötü. Bunun üzerine karayoluyla geçmek zorunda. Fakat geçeceği yerin adı Kürdistan. Ve sırf Kürdistan adı var diye gitmedi. E kardeşim, yani yerin adı Kürdistan. Orada Kürdistan yerel yönetimi diye bir şey var. Başka bir ülkenin toprakları orası. Ha yani bu gerçeklerle kavga ederek siyaset üretmek, siyaset falan üretmek değildir ya. Yani hurafe üretmektir ve kavga türetmektir. Artık bunu bir anlamamız lazım ya. Bu kavganın bitirilmesi lazım. Bu toplum hastalandırıldı ve bu toplum kandırıldı. Bütün arkadaşlarımın şeyi bu, fikri bu. Artık kendimizi de aldatmaktan vazgeçmek lazım. Evet, şimdi MHP kongresindeki bir slogan geldi gözümün önüne de. Gerçi onu farklı amaçla yazdıklarını da söylüyorlar. MHP'nin geçen hafta yapılan kongresinde bir slogan, afiş şöyleydi. Biz 786 bin kilometre kareyiz. Yani şu anda Türkiye'nin sınırları kastedilerek söyleniyor. 786 bin kilometre kare diye. Dolayısıyla bu 786 bin kilometre karenin içerisinde Kerkük yok zaten. Bakü'de yok. Nahçıvan'da yok. Orta Asya'da tabii yok. Tabii ki Misak-ı Milli'yi vardı biliyorsunuz. Yani bilemiyorum. Ya vardı şey. Sadece yani, Kerkük vardı. Batum'da vardı. Peki şimdi Batum'da buradan vardı. Buradan biraz önce tartıştığımız konuya paralel başka bir gelişmeyi konuşalım. Ergenekon davasında şimdiye kadar gizli tanık Deniz olarak bilinen ismin aslında PKK'nın geçmişteki ikinci lider olan, ikinci adam olan Şemdin Sakık olduğu ortaya çıktı. Bunu Şemdin Sakık kendisi istemiş. Artık kimliğini açıklamak istediğini kendisi söylemiş ve... Tamer'den başlasana, onu çok yorduk. Ha, yok yok. Hocam öyle diyorsa öyle başlayalım. Aynı sıradan mi gidelim? Yok yok, oradan başlayalım. Tamam, doğru söylüyorsun. Senden başlayalım. Doğu Hoca böyle çetrefilli konulara bulaşmak istemiyor. Arkadaşlar bir konuşsun diyor. Biz de öyle yapalım. Ben çok iyi bildiğim bir şey değil o yüzden. Şimdi bir kesim Şemdin Sakık'ın itirafçı olmasından veya gizli tanık olmasından çok rahatsız oldular. Beğenmediler yani, bundan tanık mı olur diye konuşuyorlar. Bunu nasıl yorumlamamız lazım? Şemdin Sakık'ın Ergenekon davasında gizli tanık olması veya itirafçı olması, itirafçı da denilebilir, aynı zamanda itiraf çünkü bu. Davanın sürecini nasıl etkileyebilir ve bundan rahatsız olanlar neden rahatsız oluyorlar? Evet, bu özellikle Şemdin Sakık'ın hedef aldığı bu gizli tanıklığını vicahiye çeviren veya işte açık bir tanık haline geldiği dönemden itibaren iki kişi hedef aldı. Bir tanesi Doğu Perinçek, diğeri Yalçın Küçük. Yani şimdi gazeteciler de var. Var ama bunlar birisi işte biraz önce söyledik, birisi eğitim verdi dedi. Diğeri de dedi Doğu Perinçek'in bu ziyaretleri, 90-91'deki ziyaretleri, İşte orada röportaj yapıyor gibi görünüyor ama biz sadece işte bir röportaj kısmını görüyoruz. Uzun süre bir arada kaldılar ve sohbet ettiler ve biz dedi burada bundan soyutlandık, yani burada Doğu Perinçek'le görüşmesinden APO'nun, ve oradan sonra dedi APO bambaşka bir şekilde ortaya çıktı dedi. Yani başka bir konseptle ortaya çıktı dedi. Yani bir anlamda orada bir formatladı gibi anlatıyor. İmaj yani, tazeledi. İmaj tazelediği anlatıyor. Liderliğe yükseldi. Yalçın benim diyor, APO'yla görüşmelerim diyor, Yalçın Küçük'ün bir kere gelişindeki toplam görüşmenin onda biri kadar değil diyor yani. Böyle cümleler söyledi. Şimdi burada bu davanın sonucunun olumsuz etkileneceği bu şahıslarla ilgili olarak, Perinçek ve Yalçın Küçük ve benzeri şahısların bu açıklamalardan olumsuz etkileneceğini düşündükleri için tepki gösterdiklerini görüyoruz. Şimdi burada demin de söylediğim gibi terör örgütünün o dönemdeki ikinci kişisinin
itirafları önemlidir. Şimdi tabii ki sonuçta mahkeme buna karar verecek. Hepsini toplayacak, bir karar verecek. Ama bunu şu anlamda bugün elimizin tersiyle etmek çok büyük yanıltıcı, yanlış bir şey olacaktır. O da şudur. Ya bu adam itibarlı bir adam değil, bu adam terörist. Tamam, bu adam terörist, bu adam katil de. Bu adam işledikleri cinayeti itiraf eden bir katil gibi konuşuyor. İtirafçı bu. Bu şuna benziyor. Biraz önce tam anlaşıldım bilmiyorum. Sizin verdiğiniz örneğe benziyor. Adamın birisi cinayet işliyor, birisini öldürüyor. Sonra da karakola gidip diyor ki ben öldürdüm. Evet. Karakoldakiler diyorlar ki hayır, sana itibar etmeyiz, sen çünkü canisin. Tabii, katilsin. Tabii. Senin gibi katile inanmayız. Ben öldürmedim, o öldürdü dese ona da mı inanmayız? O zaman itibarlı olacak olur demek mu? Ki. Yani burada bir şey gerekmiyor mu? Hayır, şimdi yani burada yani eli kanlı bir cinayeti itiraf ettiğini söyleyen bir kişi geldiği zaman mutlak ona inanacaksak ben öldürmedim dediği zaman da mı inanmamız gerekecek? Hayır, ya da hayır, ne zaman yok, doğru, hayır, ne yok. Zaman yanlış söyledin nasıl anlayacağız? Şey öyle değil, şöyle. Mesela şöyle denilmesi gerekmez mi? Böyle oldu dediğinde Şemdin Sakık veya X fazla herhangi birisi dediğinde bu işi ciddiye alıp araştırmak gerekirken buna itibar edilmez. Tabii o yaklaşım yanlış midir yani hadise? Şimdi biz bunu özellikle söylüyoruz. Burada neticede mahkeme bunun kararını verecektir. Ama buna yaklaşımı eleştiriyoruz. Yani bu adam itibarlı bir adam değildir. Bunun dedikleri kategorik olarak reddediyoruz denilemez bu. Bu da mahkemenin sonucunu etkileyecek faktörler arasından bir faktördür. Artı ya da eksi. Kaldı ki bu mahkemede burada, evet. Tek gizli tanık veya tek belge Şemdin Sakık'tan yani şimdi, ibaret de değil. Alper, biz burada 5 tane işte entelektüel aydın insanlar olarak ilkesel olmak zorundayız. 1. Gizli tanık diye bir şey olmaz. Türkiye bir darbe yargılıyor. Bir darbe teşebbüsü yargılıyor. Bunu kimse küçümsemesin. Kimse küçümsemesin. Hmm. Bunu küçümseyecek, bunu ciddiyetten uzaklaşacak hamlelerde bulunmasın. Şemdin Sakık'ı o duruşma salonuna, bir darbe teşebbüsünün yargılandığı salona ben almam. Gizli tanığı almam. Elimde belge, bilgi, bir sürü bir şey var. İşte geçen bir dokümanını yaptılar. Şemdin Sakık'ı oraya getirip de 2003 yılında başlamış bir darbe sürecine tanıklığını Ergenekon davasına yaptırmam. Bir şeyle anlatacaksa teknik olarak da zaten Şemdin Sakık tanıklığa, bu davada tanıklığa uygun değil. Tanık dediğin gördüğü, bildiği bir şeyi aktaran kişidir, olayla ilgili söylüyorum. Bu yorum yapıyor. 2. İtirafçı olamaz mı yani? İtirafçı olursa kendi döneminde yapsın. 33 şeyi öldürmedim diyor. 33 tane eri ben öldürmedim, emrini vermedim diyor. Oradaki arkadaşlarının cenazesinin altında kaldığı için ölümden kurtulan adam diyor ki gözünün içine bakarak diyor ben gördüm diyor, benim sigaramı aldı diyor. Şimdi bu adamı, şimdi ben bu adam bakın, ne söylerse Öcalan söylesin. Başta olmak üzere 200 kişinin PKK'nın eski rejimin inşa ettiği PKK örgütü içerisinde devletin adamı olarak, eski devletin adamı olarak üretildiğiyle ilgili itiraflar bu darbe davasında itiraftan sayılmayacak mı? Kategorik olarak reddediyorsunuz. Olamaz böyle bir şey ya. Tamamen. Olamaz böyle bir şey. Sokmam. Duruşma salonuna sokmam. Ne demek sokmam? Sokmam. Öyle bir şey olabilir. Başka bir soruşturma. Asla. Başka bir soruşturma konusu. O zaman örtmüş olursunuz. Örtmüş olursunuz. Bugün Karayılan'ı alın getirin. Şemdin Sakık'tan farklı şeyler söylemez. Çünkü ruhları buna uygun. Ben bundan niye ciddiye alayım? Ha, senin söylediğin gibi devlet tarafından organize edilmiştir. İtirafçıları hiçbir şekilde almıyorsunuz. İtirafçıların hiçbir şekilde ben ciddiye almam. Böyle ben bir şey ilkesel bu, bakarım. İlkesel olarak, bizzat ilkesel, olarak vahim bir durum bu. Hiç vahim bir durum değil. Hakikaten vahim bir durum. Yani itirafçı dediğin şey... Olur mu? Abi bugün böyledir, yarın öyledir. Biz gördük. Şimdi bakın, bu Şemdin Sakık'ın gizli tanık olmasını eleştirenler... Şimdi bir belge çıktığında bir büro aramasında onu oraya polis koymuştur. İşte CD'ler ona virüs bulaştırılmış. Bahçeden silah çıkıyor. Hani bahçeden silah çıkıyor. Hiç oralarda değilim. Ama hiç, tamam hiç da. Hiç oralarda değilim. Hayır. Ben Şemdin Sakık özel örneğinde konuşuyorum. Şemdin Sakık zaten kendisi tutukludur. Yani devlet tarafından muhafaza altında alınan biridir. Buradan özgür iradesiyle ifade vermesi beklenemez. İfade verdiği mahkeme neyi yargılıyor? Şemdin Sakık'ın girişimlerini yargılıyor. Ergenekon meselesi değil mi? Ergenekon meselesi sadece değil mi? Darbe değil, Ergenekon örgütlenmesi. Ergenekon örgütlenmesi. O zaman... Şimdi PKK'nın Ergenekon örgütlenmesinin bir alt birimi olduğu konusu tartışılmıyor mu? Araştırılmıyor mu? Yani birazcık zorlama oluyor ama tartışılıyor. Ben bunu zorlama görüyorum. Neyse, niye tamam. Zorlan? Daha net bilgiler var. Susurluklar niye bunu birleştirmiyorlar? Devlet adına işlenen cinayetlerle Ergenekon'un bağlantısı zaten niye? Zaten benim anlatmaya çalıştığım da şey şu. Sadece Şemdin Sakık'ın gizli tanık ifadelerinden ibaret değil hadise. Ama
birileri Şemdin Sakık'tan yola çıkarak bu Ergenekon davasındaki her şeyi yok saymaya ve devre dışı bırakmaya kalkışıyor. Hayır, Şemdin Sakık üzerinden böyle bir iddiada bulunmak, Şemdin Sakık'ı siz o mahkeme salonuna getirip de ciddiye alıp bir tanık noktasına getirirseniz ya da verdiği ifadeler üzerinden siz bir hüküm kurmaya kalkarsanız onları haklı çıkarırsınız. Ben başka bir şey söylüyorum. Örneğin Doğu Perinçek'le ilgili bir şey söylüyor. Diyor ki geldi, yönetti, bilmem ne yaptı. Doğu Perinçek o dönem... Adını söylemeyin de soyadını söyleyin. Doğu Perinçek diyorum ben. Doğu Perinçek Bekka Vadisi'ne gitmiştir. Abdullah Öcalan'la görüşmüştür. Görüşmesinin nedeni seçim ittifakı yapmaktır. Siyasi bir amaç için oraya gitmiştir. Yani o söyleşinin birbirlerine gül çiçek vermesinin kökeninde bu yatıyor. Bunlar da bilinen şeylerdir. Çok bilinen şeyler. Yani şimdi Doğu Perinçek'e, Yalçın Küçük'e siz PKK'yı yönettirirseniz Şemdin Sakık gibi komik bir tanığınız olur. Neyse. Ve Ergenekon meselesinde gerçekten söylüyorum bu tek bir hata değil. Böyle bir cümle kurmuyoruz biz yalnız. Burada katkılarından bahsediyoruz. Oranın yöneticisi demiyoruz. Katkısı olmaz olur mu? Niye gitti? Tamam, yani Sedat Bozkurt biliyor katkısının olmadığını. Tamam, tabii. Tamamlayın siz geçelim. Sıra gelecek sana zaten. Bir dakika. Onlar tamamlasın. Evet, tamamladınız mı? Gitti. Apo'yu gördü dedi. Altanlar gitti. Gördü. Adam rüyamda bile görmedi diyor Apo'yu. Çongar gitti falan diyor. Bu röportajın ötesinde bir gelişme oldu. Onlar ortaya çıkıyor. Gitmedi ki onlar. Mehmet Altan rüyamda görmedim diyor. Rüyamda görmedim diyor. Bahsediyoruz. Hayır, ama onlar da söylüyor şimdi. Biz nereden bileceğiz bu kısmı doğru, şu kısmı yanlış? Öyle bir tanığınız olur ki buraya. Rafinedir. Hiçbir şey bilmiyoruz diyelim. O fotoğraflardaki ilişki bir röportajcı... Hayır, olmadığını ben söylüyorum. Bu bilgi çok gizli değil ki. Ben sana söylüyorum. Doğu Perinçek'in oraya gitmesinin nedeni seçim ittifakı. Ama bunu söyleyen adam yani PKK'yı... Sadece seçim ittifakı mı? Evet, sadece seçim Peki, ittifakı. Peki o zaman o da yalan, bu da yalan. Mesela Tuncay Güney dedi ki biz Akşam Gazetesi'nde çalışırken Doğu Perinçek ve adamları bize manşet forward ediyordu. Veli Küçük üzerinden diyor. Bunu da mı görmeyeceğiz? Bunu da görmeyeceğiz. Onu gör, onun bundan ne ilgisi var? Çok ya ilgisi Allah var. Aşkına Yalçın Küçük. Ben bundan hiçbir savunmak için söylemiyorum ama Şemdin Sakın söylediklerini toptan biz... kabul edeceksek işte Ahmet Altan'ı, Mehmet Altan'ı BK'ya göndereceğiz. Yasemin Çongar'ı BK'ya göndereceğiz. Bundan hepsini PKK'lı yapacağız. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Biz nereden ayırt edeceğiz? Bu ne kadar bir yalan söylüyor, ne kadar doğru söylüyor? Biz burada mahkeme serencamına dahil olması gerekliliğinden bahsediyoruz. Bu %100 doğrudur demiyoruz. Kategorik olarak reddetmenin yanlış olduğunu söylüyoruz burada. Bak. Evet, neyse Celal Kazdağlı'ya geçiyoruz. Şimdi Ergenekon davası PKK'yı da içeren bir dava. Ergenekon'un PKK içerisinde bir örgütlenmesi var mı yok mu sorusunun cevabını arıyor. Hazırlık soruşturmasından itibaren o konular işin içerisinde. Dolayısıyla PKK'nın içerisinde bulunmuş olan birisinin hele hele Abdullah Öcalan'dan sonraki adam durumuna gelmiş birinci derecedeki komutan olmuş birisinin görüşüne başvurmak yani tanıklığını istemek anlaşılabilir bir şeydir. Dolayısıyla Şemdin Sakık... Soruşturma dosyasını alırsınız, değerlendirirsiniz. Yani getirip soruşturma dosyasını da almış. Kafa karıştırmasına izin vermezsiniz yani. Tanıklığını oradaki... Zamanında sormadılar mı bunu Şemdin'e? Orada da sordular. Mahkemede de soruyorlar. Mahkemedeki serencam yani daha önemlidir. Bir sonraki davada gene Şemdin Sakık tanıklık yapabilir mi? Yapabilir. Gerekiyorsa, mahkeme arzu ediyorsa yapabilir. Hatta o değil. Yani geldiği nokta iyi bir şey. Yani sen beğenmeyebilirsin ama... Ben kesinlikle reddediyorum. Beğenmemenin ötesinde. Ben doğru buluyorum Şemdin Sakık'ın tanıklığının orada dinlenmesini, mahkemeye çıkartılmasını ve bildiklerini anlatması. Ben ikna olmaya hazırım doğrudur. Lütfen yani. Ben de bir ikna edin. Kendi görüşlerini anlatmış. Anlattıklarının hepsine i̇ftira inanmak zorunda. İftira da var ya, yarısı da iftira olabilir. Yani. Hakkında yönlendirme. Tanık eğer yalan söylerse... Bir de husumet içinde olduğu insanlara karşı tanıklık yaptırıyorsunuz. Bu tekne açısından da bu. Herkes husumet içerisinde o bu mantığa göre. Müsaade eder ama misin? Ama böyle. Öyle yani, o zaman kimse tanık olmaz burada. Yani herkes birbiriyle dediği gibi husumet. O zaman hiçbir şey olmaz. Senin de belgen bilgin var. Çok tanıklığa da ihtiyacın var mı? Bu şey meclis darbeler araştırma. O zaman mahkeme yapmaya gerek yok. Karar verip kimse tanıklığa ihtiyaç yoksa. Elinde belge bilgi yoksa sen niye uğraşıyorsun ki bu kadar yani? Tanıklarına da dikkat edeceksin. Darbeler de yalandı diyeceksin. O zaman yani kapatalım mahkemeleri. Hani davaları kapatalım. Kapıları kapatmayacağım. Yani hayır, ya bu mantıkla gidecek olursa oraya gideriz. Yargılama yapama. Sen önemli bir iş yapıyorsun. Yargılamanın kendi içerisindeki hukuki hatalarını eleştirmek ayrı bir şey. İşte bu da tam bunu yapıyoruz. Şemdin Sakık gibi PKK'nın içerisinde 18 yıl önemli rol oynamış birisinin orada tanıklık etmesine itiraz etmek ve bu itibarsız demek başka bir şey. Meyhanede işlenmiş cinayetin tanığını camide mi arayacaksın?
Elbette ki meyhanedeki adamların içerisinden bulacaksın. Ergenekon davası, PKK davası mı? Evet. Onu anlamadım. Tabii, yani. Tamam. Evet. Tamam, 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 tamamen o. Ergenekon başta kurtulun en kanlı tamamen konuda. Tamamen o. O zaman PKK. Bütün PKK'lıları getirin orada. Tanık getirilebiliyorsa yani, getirsin. Şimdi bu mantıkla hareket ettiğimizde eğer mahkeme Abdullah Öcalan'ı dinlemek isterse ona da karşı çıkacaksın. O da dinlenemez diyeceksin. Onun da tanıklığına itiraz edeceksin o zaman. Sedat Bey, şimdi bakın Ergenekon davasında mahkeme ulaştığı bilgiler ve belgeler dolayısıyla PKK'nın Ergenekon yapılanmasının bir kolu halinde olduğu kanaatine varmışsa, bu örgütün üst düzey yönetiminde görev yapmış kişileri dinlemesi kadar doğal bir şey olamaz ya. Böyle bir şey var mı? İddia o. Savcı iddiası var. Yani, İddiayı böyle bir şey varsa da bunu Şemdi Sakık üzerinden biz şey yapacağız, doğrulatacağız. Ama yani. Sadece yani, Şemdi Sakık değil başka ya. Ne var elimizde Allah aşkına. Sadece Şemdi Sakık değil ki. O zaman bu bunu istemek şunu istemektir. Ya Ergenekon'un PKK ile ilişkisi varsa onu saklayalım, boş verin. Yani ayrı tutalım, kapalı tutalım, gizleyelim gibi bir şey ortaya çıkar. Nasıl? Böyle bir şey olabilir mi? Ama dediğin şey oraya geliyor sonuç olarak. Ama bir itirafçı üzerinden siz bu iddianızı doğrulatmaya çalışıyorsunuz. Ben de diyorum ki sadece o itirafçının konuşmasından ibaret değil. İtirafçı, biraz önce Şam'dan örnekler verdim. Cenk Doğatepe, Yalçın Küçük, ya Allah aşkına Yalçın Küçük'ün, Apo dedim. Yalçın Küçük'ün kendi ağzından Abdullah Öcalan'ı kurtarmak için Cumhurbaşkanı'nın askerlerine nasıl devreye girdiğini kendisi. Devlet adına hareket ettiğini söylüyordu. Hangi tamam. Devlet? İşte hangi devlet? Zaten işte. Ergenekon. Devlet kötüydü şimdiki iyi mi? Şimdi Allah aşkına Ergenekon dediğimiz şey de zaten. Niye mutlak sahip çıkıyoruz biz bu devlette dediğimiz organizasyonu? Bir dakika, şimdi Ergenekon dediğimiz şey de zaten devlet mekanizmasıyla alakalı bir şey. Uzaydan gelmedi ki. Arkadaşlar ne diyorsunuz biliyor musunuz? Bu PKK ile falan mücadele etmek gerekli değil. Zaten bu Ergenekon çıkardı bunu. Ergenekon'un emrindeki teşkilattı. Hiç öyle bir şey değil. Ezersiniz Ergenekon'un başını. Bu da zaten işte kuyruk olarak orada can çekişiyor. Biz onu demiyoruz biz. Hayır yani mantık evet. Olarak öyle bir durum çıkıyor. Halk şimdi karma karışıktır kafası biliyor musun? Yani şu anda biz arzın merkezine seyahat ediyoruz. Doğru hocam. Arzın merkezine seyahat ediyoruz. Arkadaşlar bakın sizin söylediklerinizden falan ağrı olarak bir şey söylüyorum. Evet. Şimdi öyle bir sonuç çıktı ki buraya imal edilmiş yani o zamanki devletin evet, onu kanıtladık. İmal ettiği bir örgüt var. Evet. Ve bizler harcanıyoruz, aldatıyoruz birilerinin iktidarını sürmesi için. Hala da bu devam ediyor. Bu devam da ediyor ayrıca. Yani peki ne yapacağız o zaman? Ya nasıl ikna edeceğiz insanların askere alınmasını, gönderilmesini, ölmesini? İnsanların askere alınmasının bir şeyin çizgisi yok. Askerlerin içerisindeki bir çete yapıyor bunu. Askerin kendisi yapmıyor. Zaten kurumsal olarak askere bir şey söylüyor mu? Başlatılmış bu mücadele devam ediyor. Ordunun genelinin bilgisi yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bilgisi yok. Kardeşim zaten, ama yani devam ediyor. Sanık olan da Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Ordunun içerisinde bir grup insanlar. Temizlendi mi diyorsun? Temizlendi mi diyorsun? Temizlenecektir diye bekliyoruz. Umut ediyoruz. Bak kemik o zaman yani devam eden bu şeyi nasıl yorumlayacağız? Arada biliyor musun? Onu da Ergenekon'un temizlenip temizlenmediğini de bilmiyoruz. Ve ayrıca da askeri vesayetin bugün fiili olarak sonlandırılması söz konusu olsa da kurumsal ve yasal olarak vesayetin bütün altyapısı devam ediyor. O devam ettiği sürece böyle şeylerin, kazaların olması engelleyebilecek miyiz? Öyle sorular var ki şimdi halkımız bunların bu programı dinler. Onlarca programda yanıt verdik. Sen kitabın edin. Hepsini ya, buradan getiriyorsun. Kitabın hepsini şimdi buradan getiriyorsun. Şimdi siz burada filmin sonunda katil uşak çıkacak diye bir rahatsızlık içerisinde misiniz? Değilsiniz. Ne alakası var? Değilsiniz o yüzden söylüyorum. Yani, mesela Baronlar Konseyi PKK'yı inşa eden Amerika'ya bağlı ve bağımlı Baronlar Konseyi'nin kimler olduğu bu konseyde ortaya çıktığı zaman. Yani değil mi? Şimdi yani, Şemdi Sakık'ın şu ifadesi çok önemli. Soru hocam, çok farklıydı. Yani bu imal edilmiş ve bu ülkeyi evet. Birbirine düşürmüş sorun devam ediyor. Şimdi Şemdi Sakık ne diyor ifadesi? Bunu ortaya çıkarmış. Şunu söylüyor. Bunu yaratmış olan insanlar temizlendi mi temizlenmedi mi biliyor musunuz? Temizleniyor. Yavaş yavaş temizleniyor. Hepsi zihinlerde temizleniyor. En önemli olan da zihinler. Ama mücadele devam ediyor. Ediyor. Mücadele zaten bitmez. Hayat mücadeleden ibaret. Ya çocuklar bu kadar bakın mücadele devam eder. Onun için bir dakika bu kadar biz basit zaten basit olmadığı için devam ediyor. Bakın bir dakika. Onun için bu mücadele devam etsin diye. Şimdi, İsrail vatandaşı 23 kişi orada çarpışmalarda İsrail vatandaşı 23 kişinin öldüğü ortaya çıkıyor. İsrailli vatandaşı olan bir Kürt değil. İsrail vatandaşı olan bir Arap değil.
Şemdinli'de bizzat İsrail vatandaşı, bizzat İsrail vatandaşları. Bu sene orada öldürülen PKK'lar içerisindekilerden 23 tanesi İsrail vatandaşı. Evet. Nasıl izah edeceğiz bunu? Evet. Bu haberi yok sayanlar utansın. Bir dakika. PKK, gerçekten PKK karşıtı olan herkes bu %100 sağlam haberin, bu doğru haberin üzerine gider. Bunun üzerine gitmeyen, bunu yok sayan gazeteler utansın. Ben okumadım gazetelerden. Evet. Şimdi bir dakika. Celal Bey tamamlasın, reklam arası vermemiz lazım. Şimdi Şemdi Sakık ifadesi de diyor ki 12 Eylül darbesi olmadan önce darbenin olacağını haber verdiler. Abdullah Öcalan dışarıya çıktı. Biz de dışarıya çıktık. Baştan o zaman inşa edildiğine dair bir şey var. Eğer bu söz doğru ise, darbeden önce Türkiye'de 12 Eylül darbesi olacağını Abdullah Öcalan herkesten önce biliyorsa ve buna uygun tedbir alıyor ise, demek ki bir inşa söz konusu. Darbeyi yapan irade kim ise PKK'yı inşa eden irade de o. Dolayısıyla Ergenekon Mahkemesi'nin hem Ergenekon'u Türkiye'de devlet içerisinde araması hem de PKK içerisinde araması kadar doğal, meşru, doğru bir şey olamaz. Bunu yapıyor zaten. Dolayısıyla burada da orada cinayetler işlemiş, içerisinde yer almış Şemdin Sakık'ın tanık olarak dinlenmesi de anlaşılabilir bir şeydir. Burada TSK sanık, PKK tanık diye optik çarpıtmaya da gerek yok. Sanık olan TSK değil, oradaki bir grup insan, subay, ordu, komutan. Oralarda bile değil. Tanık olan da PKK değil, oradan ayrılanlar. Şöyle bir tablo var. Yani İsrail'in PKK'ya falan desteklemesi anlaşılır bir şey. Bir de gazeteciler açısından da söyleyeyim. Mehmet Ali Birant gitti, ilk görüşmeyi yaptı. Abdullah Öcalan'la Güner Civaoğlu gitti, görüşme yaptı. Şemdin Sakık onlardan söz etmiyor. Onlar gazetecilik olarak gitti diyor. Bir şey getirdi yok orada. Onlardan ya söz etmiyor. Parantez, cepheyi çok genişletmek istemiyor herhalde. Şimdi şöyle bir tablo var karşımızda. Mitin hemen o, çok kısa olsun. Tam ara, mitin organize ettiği bir KCK var. Hala varlığını sürdürüyor. Ergenekon'un organize ettiği bir PKK var. Milyonlarca tabanıyla birlikte hala varlığını sürdürüyor. Yani bu akıl işi mi? Tabanlar ayrı bir iş. Nasıl akıl ayrı bir iş ya? Örgütün inşası ayrı bir iş. Tabii ki öyle. Yani taban ayrı bir iş. Bunu bize Şemdin Sakık mı afişe edecek? Birisi o. Evet, birisi arkadaşlar, o. Maalesef o. Bakın, keşke Abdullah Öcalan çıksa kendisi ifade etse. Söylenenleri kabul ettiğimizde bu ülke satılmıştır kardeşim. Tamam. Hayır, ülke satılmadı. Hayır, bazı insanlar satılmış. Bu ülke satılmıştır. Hocam, Baronlar Konseyi'yle yüzleşebilecek misiniz? Ya mesele benim mesela. Mümkünse bir araya gelmeyelim. Ya, ülke satıldı. Hemen kaçma. Mümkünse bir araya gelmeyelim. Ortaya konan sorunun boyutları itibariyle kurtulmak mümkün değil ya. Şimdi birçok şey hayali gibi, sanal gibi, hikaye gibi geliyor ama bir iş adamı dostumun anlattığı ve bizzat şahit olduğu bir şeyi paylaşmak istiyorum burada. Zannediyorum ilk defa paylaşılmış olacak. Bu tür örnekler bir tane olmadığı için buna herkesin kafa yorması gerekir diye düşünüyorum. Yılını hatırlayamıyorum. Yani ya 80'li yılların sonu ya da 90'lı yılların başı olması lazım. Yer Cizre. Dicle'nin sınıra yakın bölgeleri. İş adamı dostumuzun karakolda tanıdıkları var. Hatta karakolun belli kısımlarını falan da o kendisi destek olarak yapmış. Hayırsever de bir adam. Bir gün diyor ikindi vakti karşılaştık, karakol komutanı sıkıntılı. Ne oldu falan diye sordum diyor. Ya boş ver falan, konuşmak istemedi diyor. Sonra ısrar edince demiş ki yukarıdan talimat geldi. Gece belli aralıklarla nöbet tutuluyor sınırda çünkü. Dicle'ye yakın nöbetçileri çek demişler. Bu gece kimse nöbet tutmasın. Yıl. İşte yılını hatırlayamadım. Ya 80'li yılların sonu ya da 90'ların başında oluyor bu. PKK kitlesel PKK şey var yani. Tabii ki canım. Hatta. Tabii ki. Yoğun bir şekilde var hatta. Bunun üzerine biz diyor tamam dedim ben diyor. Ama şey bir adam, ülkücü kökenli bir iş adamı. Gözü kara. İşte 12 Eylül öncesinde falan da olaylara da bulaşmış. Hatta cezaevine de girmiş çıkmış bir adam. Öyle olunca bunlar merak ediyorlar. Birkaç kişi Dicle'nin kenarına yatıyorlar. Bir bakıma pusuya yatıyorlar. Beklemeye başlıyorlar. Gece yarısı diyor sınırın öbür tarafından birkaç kişi geldi. Bir kayıkla suyun bu tarafına geçtiler. Yani Türkiye tarafına geçtiler. O sırada diyor Cemse ile askerler geldi. Onu orada karşıladılar.
arabaya Cems'i askeri araca aldılar ve bu tarafa götürdüler diyor askerler. Kimdi dedim götürdükleri? Abdullah Öcalan'dı. Gözleriyle gördükleri. Çünkü şimdi bu Abdullah Öcalan'da böyle bir şey var galiba o zamanlardan itibaren. Şimdi de Cizre'nin Şırnak sokaklarında Abdullah Öcalan'ı gördüm diyen insanlar. Hayır, o zaman yani bu yıllar öncesinden bahsediyorum. Zaten cezaevinde falan değil o zaman Abdullah Öcalan. Yani bu tür şeyleri yabana atmamak lazım. Hakikaten mamma mia diyorum ya. Başka bir şey gözünüzü yani kapatmak istiyorsanız da her şey güneşe dahi gözünüzü kapatabilirsiniz. Ne bileyim yani. Diyecek bir şey bulamıyorum. Belki çok fazla detayına giremeyeceğiz. Çok da bilmiyoruz ama Bordo Bereliler birkaç gün önce biliyorsunuz Kuzey Irak'a girerek bir süre kalıp geri çıktılar. Burada PKK'nın üst yönetimiyle ilgili çok ciddi bir gelişme yaşandığı ifade ediliyor ama detay bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde zannediyorum bunun detaylarını öğreneceğiz. Belki terörle mücadele açısından ciddi bir gelişme olduğunu öğrenebiliriz. Sürpriz yalnız birer gün arayla olabilir diye düşünüyorum. İki haber çıktı. Birincisi de Bahoz Erdal öldürülmüş. Bahoz mudur değil midir bilmiyorum ama ciddi bir operasyon olduğu anlaşılıyor. Bak, bir gün gazetelerde Bahoz öldürülmüş olabilir haberi çıktı. İkinci günde Bahoz kaçan şeylere, PKK'lılara çok kızdı diye ikinci bir haber. Evet, orada kafa karıştırıcı şeyler yani, var. Gazetecilikte bu kadar epten püften olmaması lazım yani. Evet. Güzel. Doğru söylüyorsunuz ama bu ciddi bir şey olduğu yani devlet anladığım kadarıyla burada. Devlet PKK'nın içindeki hakim olan Suriye kanadına bir darbe indirmek zorunda. Bu da Behroz'dan geçiyor. O yüzden net hedef seçilmesi o. Çünkü Suriye ile PKK'nın arasındaki bağı bir şekilde koparmaları lazım. Yoksa Suriye'deki Kürt muhalefeti ya da Suriye'deki Kürt varlığını Türkiye bir ilişki kuramayacak. İlişki kurması için PKK ile organik ya da inorganik bağını koparması lazım. Burada her zaman bu söylüyoruz. Bu operasyonların hepsi ona yönelik. Evet, burada doğru söylüyorsun. Burada hep belirtiyoruz. PKK şu anda ortadan ikiye yarılmış vaziyette. Bir kısmı silah bırakmayı benimseme noktasında, bir kısmı da her şeye rağmen savaşma tercihini yapıyor. Bu tercihi yapanlara karşı, bunların lider kademesine karşı bir operasyon kaçırılmaz görünüyor. Evet, şimdi geçtiğimiz günlerde Meclis Darbe Komisyonu eski başbakanlardan Tansu Çiller ve eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı dinledi. Başkalarını dinledi ama en dikkat çekiciler bunlardı. Yaşar Büyükanıt gerçi bir şey söylemedi gördüğüm kadarıyla. Yine Doğu Hoca'nın tavsiyesi üzerine Tamer Korkmaz'dan başlayalım. Çok kısa olsun lütfen. Tansu Çiller ne anlattı komisyona yaptığı konuşmada? Yani diyor ki hedefte ben vardım. Ama cezayı millet çekti diyor. Hedefte Tansu Çiller mi vardı hakikaten? Hayır, Tansu Çiller yoktu. Tansu Çiller o kadar önemli bir kadın mıydı veya önemli bir figür müydü, siyasi fenomen miydi? Özeti şu, Tansu Çiller bize anlatmıyor ısrarla bu olayın perde arkasıyla ilgili bildiklerini. Demek ki ve Tansu Çiller neden bunun bir darbe olduğunu belirttiği halde davacı olmuyor? Burada da problem o. Demek ki Tansu Çiller'in de korktuğu bazı... Siz kardeş misiniz? Evet, yani evet, Tansu Çiller de filmin sonunda kardeş çıkabilir. Bu 28 Şubat'ın arkasındaki güçle. Çünkü Tansu Çiller'i getiren mekanizma da oradan geçiyor. Şimdi burada Tansu Çiller bazı doğru tespitlerde bulunuyor ama böyle gıdım gıdım söylüyor, devamını getirmiyor. O da nedir? Sadece askerlerle sınırlı kalmasın diyor. Büyük miktarda bir para operasyonunu söylemeye çalışıyor. Bir de işte ikna odalarında 45 milletvekilimiz ikna edildi diyor. Tamam da şimdi ve bir şikayetçi olmuyorsunuz. Sizin çok önemli bir olay olarak ifade ediyorsunuz. Ama bu önemli olayın karşılığında sizin söylemeniz gereken ve çözümlemeniz gereken ve anlatmanız gereken olayları anlatmıyorsunuz. O zaman sizin de bazı olayların ortaya çıkmasından korkunuz var demektir. Başka bir anlam çıkmaz. Burada bu askerlerin de bağlı olduğu mekanizmayı biz burada anlattık defalarca. Tansu Çiller bunu söylemesi lazım. Şimdi biz şunu hatırlıyoruz. Tansu Çiller'e bazı para konularında baronların çizgisine aykırı davrandığı için hükümet politikaları konusunda 1994 yılında Milliyet üzerinden yayınlar yapıldı. Hatta o zaman İnan Kıraç, burada söyledim daha önce de, İnan Kıraç çıktı, Koç Holding'in en önemli ismi. Dedi bu para konusuna şey yaparsanız, bu kadar müdahale ederseniz, kapalı söylüyor ama bunu söylüyor. Karakolda biter bu iş dedi. Bakın 94 Haziran'ında karakolda biter dedi. 97 Haziran'ında
Karakolda aşağı yukarı bitti. Kışla da bitti. Kışla da bitti. Şimdi bu demek ki bu askerlerin de bağlı olduğu bir iş adamları, bir baronlar var. Bakın burada bile bu cümleyi görmek mümkün. Şimdi 25 Mayıs 1997'de yani Tansu Çiller'in Sultanahmet mitinginde seslendiği, iş adamlarına hareket çektiği, medya patronlarına hareket çektiği 10 Mayıs 1997'deki Sultanahmet mitinginden kısa bir süre sonra 25 Mayıs 1997'de baronların baronu, iş adamlarının duayen ismi Rahmi Koç'un Ruhat Mengi'ye sabaha verdiği bir röportaj var. Orada ne diyor? Küçük hanım gidecek, hem de nasıl gidecek diyor. Bakın şimdi o zaman işte bu askeri kanat 28 Şubat yargılamasının askeri kanadın ötesinde askerlerin de emir aldığı baronlara, iş adamlarına, onlarla birlikte işbirlikçilik yapan medyaya uzanması lazım. Tansu Çiller'in burada tanıklığı, hadi darbe komisyonunu bir kenara bırakalım, 28 Şubat davası soruşturması kapsamında fazla bir şey söylemediği anlaşılıyor. Bunu nereden anlıyoruz? İşte bu darbe komisyonuna pek bir şey söylememesinden anlıyoruz. Madem bu kadar önemli, hakikaten de önemli, darbedir de diyorsun, ya bunun gereğini yerine getirin. Kimseden şikayetçi değil. Böyle bir şey var mı? Kimseden şikayetçi olmuyorsanız orada bir sorun var. Ha siz zaten aklama paklamayla zaten bazı olaylardan yırtmaya çalıştınız. Yani orada sizle alakalı konular. Yani o eski rejim getirdiği Tansu Çiller'i baktı. Bazı şeylerini, politikalarından, ekonomik ile ilgili kararlarından memnun olmadı. Ve ondan sonraki süreçte ise daha büyük ölçekte 28 Şubat sürecinde dayak atmak üzere getirdi bu ikiliyi, bu Refah Yol ikilisini. O anda, son anda ana refah bozulmuştu hatırlarsanız. Bakın ana yolun 1995 Aralık seçimlerinden hemen sonra sadece 3 aylık bir ömrünün olması, arkasından kurdu kuruldu denilen ana refahın son anda engellenmesi ve sonuçta Refah Yol'un hükümet olması ve Refah Yol ikilisine dayak atılması bir proje. Ama bu proje işin siyasi tarafı. Daha arkada bir şey var. Yani bu 1990'lardan itibaren dünyadaki konjonktür ve bölgedeki konjonktürle ilgili bir NATO planlamasıyla ilgili bir süreç. O yüzden 28 Şubat'ın bazıları 1993'te Uğur Mumcu'nun suikastiyle birlikte başlatıyor. Biz bu süreyi daha da geriye çekmeliyiz bence. 31 Ocak 1990 tarihinde Muammer Aksoy'un katliyle başlayan süreci de başlatabiliriz bunu. Daha geniş anlamda. Şimdi Tansu Çiller bize bunları anlatacağını, işte bu geri çekiliyor. Bu büyük bir eksikliktir. Şimdi Tansu Hanım diyelim ki dediğiniz itirafları yaptı. O takdirde birileri de çıkıp, o dönemden birileri de çıkıp Tansu Hanım'ın yaptığı siyasi hataları, Özer Bey'in yaptığı bir takım gayrimeşru işleri ortaya çıkarırsa Tansu Hanım bunun cevabını nasıl verecek? Veremeyecek. O yüzden de şimdi işte evet şey, öyle ama diyor hemen sıyırıyor. Tam da 28 Şubat'ta Çiller'in kendisini oturttuğu merkez, yani mağdur pozisyonu bu. Çiller'in hizmet ettiği kesim Çiller'e refahla ortak olma dedi. Ortak olduğu için, ortak olmasının nedeni de hakkındaki soruşturma Yüce Divan'a gidecek dosyalardı. Bunlar aklamak pazarlığıyla refahla ortak oldu. Ama o kesimin dediğini yapmadığı için refahla birlikte cezalandırıldı Tansu Çiller. Ha, Tansu Çiller hani anlatıyor, ben hedef seçildim, şudur budur. Hiçbiri doğru değil. Kendini çok önemli bir pozisyona yerleştirmiş oluyor aslında. Hiçbiri doğru değil. 28 Şubat'taki eğer darbe yapan aktör askerse Tansu Çiller'in emrinde tak dediğini şak diye yapan paşalar var. Yani askerle Tansu Çiller ittifak halinde. Aynı. Kardeşler. Doğan Güneş zamanında. Yani, Doğan Güneş sonrasında da. Yani şimdi o dönemi biz yargılayacaksak, yani 28 Şubat dönemini yargılayacaksak, işte Kürt meselesini falan filan hepsini de bu çuvalın içine dolduruyorum. Bugün hani biraz önce anlattım ya, Abdullah Öcalan'ın koğuş arkadaşları, birinin Mehmet Ağar, birinin Tansu Çiller olması lazım. Net. Yani o yüzden bu darbeler araştırma komisyonunun gidip bu insanları aklamasını ben çok doğru bulmuyorum. Yani Tansu Çiller'e bu fırsatı vermemesi lazım o komisyonun. Yani o komisyon dersine hazırlanmamış bir öğrenciye benziyor. Hazırlanmamış bir öğrenciye benziyor. Aynı şey büyük anıt için de geçerli. Evet, doldurmuş süremizi herhalde yani, bu kadar yeterli. Yeter diyelim. Yeter mi? Tansu Çiller ezber bozan bir darbe dedi ama ezber bozan hiçbir açıklama yapmadı. Evet, burada fikri takip açısından bir şeyi paylaşalım. Zamanımız kalmadığı için üzerinde duramıyoruz. Takip edildiği gibi Rusya'da Savunma Bakanı'nı ve Genelkurmay Başkanı'nı Putin görevden aldı. Yerine başkalarını atadı.
Hatta savunma bakanı bir Türk. Deniliyor ama muhtemelen öyle değil. Bak burada bir sürü Türk'ü yargıladık ve karaladık. Evet. Orada bir Türk bir şey yaptı diye. Türk müdür bilmiyorum. Türk olduğunu da zannetmiyorum ama. Bir Amerikalı savunma bakanını atarsa bunun haber değeri var. Bir KGB ajanı olduğu anlaşılıyor yeni savunma bakanının. Ama zannediyorum Türk diyerek öyle bir sempati vermesinin sebebi şu. Çünkü hem savunma bakanını hem de Genelkurmay Başkanı'nı Putin'in görevden alma sebebi Türkiye'nin Esenboğa'ya indirdiği sivil uçağın içerisinden Suriye'ye gönderilmek üzere askeri malzeme çıkmış olması. Putin'in bu icraatı uçağı indirme konusunda Türkiye'nin ne kadar haklı olduğunu gösteren önemli bir gelişme. Bunu farklı noktalara çeken Türkiye'deki bazılarına özellikle söylemek istiyorum, özellikle ifade etmek istiyorum. Putin Türkiye'nin bu haklılığını ortaya koymuştur. Yaptığı bu icraatla Rusya'nın bu hatasını da kabul etmiştir. Bunu ifade etmek istedim ve görevden alınmalarının sebebi de Esenboğa'ya indirilen uçakta Suriye'ye gönderilmek üzere Rusya'dan askeri malzeme konulmuş olması. Ben büyüyünce gazeteci olacağım. Her şeyi biliyor gazeteciler vallahi. Sizce hep Amerikalı gazeteciler biliyor. Türk gazeteciler bilmiyor sizin mentalitenize göre. Ben yarı Amerikalıyım, en azından bir kısmını biliyorum. Bu neyse, hiç yakışmadı sana. Neyse ya, biz de New York Times'da yazmaya başladığımızda hocam inanır. Ben de büyüyünce New York Times'da yazacağım. Peki, çok teşekkürler. Değerli seyirciler, Sivil Düşünce'nin bu akşam yine sonuna geldik. Önümüzdeki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.